Arkadaşlar, ben bir giriş yapmıştım, küçük bir giriş. Bugün konuğumuz Fatih Artvinli. Kendisini Delilik, Siyaset ve Toplum kitabının vurucu başlığından dolayı çağırdık. Estağfurullah, öyle değil. Topbaşı Bimarhanesi adlı bir çalışması var. Fatih arkadaşımız şimdi bize Türkiye'de belki de Osmanlı'da da, bilmiyoruz tabii. O anlattıkça biz bu konulara daha çok vakıf olacağız. Kitabı okudukça bu bilgimiz de artacak. Acaba bu delilik diye kullanabilir miyim? Bir satırcası yok. Delilik ve bu normal mevzularının toplumsal hayatımızda nasıl şekillendiği, bunların nasıl kurumsallaştığı üzerine bize bir derlemede bulunacak. Soru cevaplarla devam edeceğiz. Fatih'ciğim, söz senin, buyur. Teşekkürler. Önce ben Bora'ya çok özel teşekkür ediyorum. Çok yıllar önce bir genç işçi festivalinde buluşmuştuk. Araya çok zaman girdi. Biraz önce biz konuştuk. Öncelikle şunu söylemek gerçekten şans. Bence Kocaeli'de böyle bir kültür kolektifinin ve böyle bir ortamın bulunuyor olması uzun vadede kıymeti çok daha anlaşılacak bir başlangıç diye düşünüyorum. O yüzden çok önem veriyorum. Çok kıymetli bir şey. Ben sağlık meslekçisinden mezun oldum. Kocaeli'de bir bağım da şöyle, Artvin'de sağlık meslekçisinden mezun oldum. Sonra siyaset biliminde okudum. Siyaset biliminde yüksek lisans, tarihte doktora yaptım. Bunları yaparken de gece nöbetlerinde sağlık memuru olarak çalıştım. Farklı hastanelerde. İlk görev yerim Kocaeli'ydi, İzmit. O zaman İzmit depremi olmuştu. Tavşanlı ya da Tavşancıl, ikisinden birini seçmem istenmişti. Son gün gelip burada başvurmuştum. Ben de Tavşanlı'yı seçtim, Gebze'ye daha yakın diye. Bir iki yıl kadar Tavşanlı'da Balıkayalar olduğu bölgedeki sağlık ocağında çalıştım. Sonra Beykoz Devlet Hastanesi'nde, Zeynep Kamil Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalıştım. O dönemde buraya 15 günde bir emrak getirip götürüyorduk. Zeynep Kamil Hastanesi'nde yine gece nöbetlerinde çalışırken o zamanlar sağlık politikalarıyla ilgileniyordum. Sonra acaba bu politikaların bir tarihi var mı? Daha önceden nasıl oluşuyor diye. Ruh sağlığıyla başlayalım dedik. Sonra bir evime de çok yakın, bu Toptaşı Caddesi'nde oturuyorum. Bu birazdan anlatacağım akıl hastanesine 300 metre mesafede evim var. Böyle gelip geçerken biliyordum burası bir akıl hastanesiymiş. Eskiden cezaeviymiş ama nedir ne değildir, bunun bir tarihi var mı? İşte Reşat Ekrem'den başlayarak böyle ansiklopedi maddelerinde ne var? Bir Osmanlı'da bir akıl hastanesi, çünkü hep Bakırköy'e başlatıyoruz hikayeyi. Bakırköy'den önce ne vardı İstanbul'da? O Kafadar'ın meşhur kitabıyla, hani kim varmış biz burada yokken, hani bizden önce burada birileri mutlaka bir şey vardı, hastane ya da buna benzer ilk oluşum. Bu hastanenin tarihi yazılabilir mi, yazılamaz mı? Önce çok umut kırıcı şeyler söylendi, böyle bir şey çok müsait değil. Sonra Osmanlı arşivinde başladık çalışmaya. Hastaneyle ilgili ilk belgeler Osmanlıca arşivinden, Başbakanlık Osmanlı arşivinden çıktı. Sonra dönemin Fransızca dergilerini, birkaç tane İtalyan seyyarının yazılarını falan derken, bu iş günümüzdeki psikiyatriyi bilmeden olmaz deyip Bakırköy'e tayin aldırdım sağlık memuru olarak. 4 yıl orada bir yandan psikiyatri asistan eğitimine girmeye çalıştım. Bir yandan sabah klinik vizitlerine katıldım. Gece nöbetlerine tuttum. Bir de orada bir şey yaptık. Sözlü tarih yapalım dedik. Çünkü yani 1860'ları, 1870'leri anlamak için en yakın ihtimal en yaşlı olan hastanenin en yaşlı çalışanlarını bulunuyoruz. Yani kimler mesela Kastamonu'dan hastanenin ilk şoför, çoban, hasta bakıcı, hemşire, doktor, en yaşlılardan başlayarak onları çağırdık. Bir 800 saate yakın, 4 yıl her hafta birilerine oturduk. Aynen böyle bir kamera modeliyle dinledik. 1860'ları, 70'leri hayal edebilmek için aslında 1950'leri, 60'ları dinlemek yeterli. Çünkü psikiyatride değişenlerle değişmeyenleri karşılaştırdığımız zaman değişmeyenler değişenlere göre biraz daha fazla. Yani bir 1960'ların Bakırköy'ünü anlatan biri çok kolaylıkla sizi tarihsel olarak şeyi tahayyül edebilirsiniz. 100 yıl önce nasıl? Çünkü bazı kavramlarda ve uygulamalarda süreklilik kazanıyor. Bunun ekstra bir kazancı oldu. Daha sonra da bu kitap bir doktora tezi olarak yayınlandı. Peşinden söyleyeyim, bir yanlış anlamaya şey vermemek için. Yani burada daha çok felsefi bir metinden ziyade bir tarih çalışması göreceğiz. Anlattığımda bir akıl hastanesinin 54 yıl boyunca ki kurumsal tarihi. Dolayısıyla çok tanımlayıcı, deskriptif bir çalışma. Önce onu söyleyeyim. Buna başlarken şeyden girelim. Yani
psikiyatri modern bir kavram. 1808 yılında Reil diye bir Alman psikiyatri kavramını ilk defa kullanıyor. Yani iyileştirici demek. Psikiyatri, yani 1808'de psikiyatri kavramı kullanılıyor ama psikiyatrist ya da psikiyatr dediğimiz ruh sağlığı uzmanı diye bir kavram kategorisi 19. yüzyılın sonuna kadar yine de yok. Onun yerine alienist var. Belki Marksist kuramları biliyoruz. Alienation, yabancılaşma. Hani Bora çok beğenir. Marks'tan önce işte Feuerbach'ın diğerlerinin de kullandığı bir yabancılaşma kavramı, alienation. O dönemde topluma yabancılaşmış kişilere bakan doktor tipine alienist deniyor. Aslında bu normal bir hekim. Ama uzmanlık alanı şehre yeni gelmiş, şehrin sosyal hayatına uyum sağlayamayan, dışlanmış, sosyal olarak, toplumsal olarak dışlanmış, uyum gösteremeyen, ailelerin bakmaktan bıktığı ama başka bir kuruma da gönderemediği kişilere özellikle böyle özel deli evi dediğimiz yerlerde çalışmaya başlayan bir doktor tipi çıkıyor. Buna Cumhuriyet'in erken dönemlerinde deli doktor deniyor. Onun tam karşılığı deli doktoru alienist. Modern psikiyatrinin başlangıcının bir sürü efsane var ama en güçlü efsane Dr. Pinel'in Fransız devriminden hemen sonra akıl hastalarının zincirini çizdiği bir çözdüğü bir tarihsel an. Bu işaretleniyor ilk moment, modern psikiyatrinin ortaya çıkışı. Bu defalarca resmedilmiş, farklı açılarla resmedilmiş bir an. 1789'da Fransız devriminin hemen ardından biliyorsunuz kamuoyunda işte özgürlük, aklın özgürleşmesi, aydınlanma vesaire, eşitlik gibi kavramlar sıklıkla tartışılıyor. Pinel'in de devrimin içerisinde yer alan dostlarından bir tanesi onu Bicêtre ve Salpêtrière diye Paris'in en önemli iki Darül Acizesi diyebileceğimiz akıl hastalarının da içerisinde kaldığı kuruma tayin oluyor ve orada bu simgesel şeyi de görüyorsunuz. O defalarca yazılmış bir hikayedir. 38 yıl içeride kalan bir denizcinin zincirlerini çözüyor. Efsane şöyle anlatılıyor. Bakın şimdi ben bu zinciri çözüyorum ve bu denizci kup koşmaya başlıyor. İşte epey bir zaman gittikten sonra ciğerleri tıkanıyor, geri dönüyor, geliyor ve Pinel'e sarılıyor. Pinel diyor ki işte gördüğünüz gibi artık bu zincire insanı doğrudan duvara rapt etmeye gerek yok. Aklı özgürleştirmek gerekiyor. Artık hayvan ile insan arasında bu temel bir ayrım eğer akıl ise ve ortada da bir devrim var. Daha insani koşullarla biz bunu tedavi edebilmeliyiz. Bunun için bir ortak kurumun içerisinde, iş bölümü içerisinde profesyonel olarak örgütlenip biz akıl hastalığını tedavi edebiliriz. Bunun için de moral treatment, yani ahlaki tedavi olarak ya da moral tedavi olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir kavramı ortaya atıyor. Aynı zamanda bazı sınıflandırmalar da yapıyor Pinel. Ama Pinel, modern psikiyatrinin kuruluşu için bir efsane isim. 1789. Bu resim hakkında bir yorum yapabilir miyim? Tabii. Resimde iki tane el var ya, biri yukarıya doğru işaret ediyor. Evet. Vatandaşların arkasında. Bir de galiba sözünü ettiğimiz doktor da evet, önde eliyle evet, işaret ediyor. Bu şeyde felsefede çok belki bütün felsefe kitaplarında vardır. Leonardo Vinci'nin çizmiş evet, onu. Leonardo Vinci'nin çizdiği bir Platon yukarıyı gösteriyor, Aristoteles'i aşağıya gösteriyor. Evet. Böyle bir Rönesans resmi. Ona evet, çok benzettim de. Onu söylemek istedim. Yok, çok doğru. Bir de o Burak bahsettiği resimle bunun da aslında biraz ilgisi var. Orada da şeyi gösteriyor. Çünkü Doğu orada İbn-i Rüşd falan oturuyor aşağıda. Bütün evet, o dönemin filozoflarını resmediyor. Her birinin ayrı ayrı şeyleri var. Evet. Çok meşhur bir okul resmi. Orada bir Rönesans'ın etkisiyle evet, belki psikiyatrinin şeyi var herhalde. Evet, evet. Bu da aslında bir tür şey, Antik Yunan'ın o aydınlanma felsefesinin bir tür 18. yüzyıla hakikaten o açıdan düşünmemiş ama evet, çok benzeyen bir peyzajı. Evet, doğru. Çünkü burada da yeni bir tür şey oluyor. Aydınlanmanın bir tür yansıması gibi diyebiliriz. Bu Pinel bu işi yaptıktan sonra yani 1792'de ve 1795'te tamam akıl hastalığına zincirini çözdü, ne oldu? Şöyle bir şey oluyor, Avrupa'da böyle bir akım başlıyor. Acaba hani o hastanede zincirler çözülmüş, biz de burada çözelim. Paris'in taşrasına seyahatleri yapılıyor. İşte İngiltere'de William Took bir York Retreat diye ayrı bir yer kuruyor akıl hastanesi. O bir mezhebe bağlı, kuakırlara bağlı bir tedavi metodu. O da diyor ki aslında bir şey daha yapabiliriz. Şehrin dışına çıkartıp geniş arazi üzerinde bahçeyle, toprakla uğraşırsa toprak yani tarımsal şeyden biz şehir hayatına geçtiğimiz için bizim mental olarak bozukluğumuz bundan kaynaklanıyor. Buna ters bir hareketle geri çekilme anlamı da var. Retreat'in. Geri doğru şehrin dışına çekilip orada toprakla meşgul olursak
insan doğasına döner, akıl doğasına döndüğü için de buradan bir terapiye başlayabiliriz ve buradan bir aile modeli kurabiliriz. Yani aile ilişkilerini geliştirebiliriz. Yani bu bir tür disiplin edici bir model ama bunu bir aile formu içerisinde yaparsak daha kolay terapi yapabiliriz. 1800'lerden itibaren bu akım Avrupa'da bütün şehirlerde 3 aşağı 5 yukarı farklı zaman dilimlerinde yaygınlaşıyor ve bu tabii İstanbul'a doğuruyor, biraz geç oluyor, ondan anlatacağım. İstanbul'da ne var 1800, yani Avrupa'da bu olurken eş zamanlı olarak İstanbul'da ne var? İstanbul'da geleneksel olarak bir tane tımarhane var, bimarhane diyoruz. Bimarhane de şu aslında, bimar hasta demek, hane ev demek. Bimarhane de hastahane demek. Hastanenin Osmanlıca karşılığı Darüşşifa. Fakat halk her zaman tımarhaneyi 19. yüzyılın sonuna kadar, hatta Cumhuriyet'in yakın döneme kadar kullanıyoruz tımarhaneyi. 19. yüzyılda bu eski tip hastaneleri akıl hastanesine çevirip bunlara bimarhane deniyor. İstanbul'un en önemli bimarhanesi de Süleymaniye Bimarhanesi. Elimizde resim, görsel olarak tek bir tane 17. yüzyılın ortalarında 1650'li yıllara tarihleniyor ama çok da kesin değil. Bu da elbisenin, işte kumaşın işlemesinden vesaire tanımlanan bir şey. Şurada işte bir Musevi hekim profili var, minyatürlerde sık karşımıza çıkıyor. Fakat bunu çizen adamın belki şöyle bir zeka biz ona atfedebiliriz. Burada 3 tane tip çiziyor, 3 tane zincir görüyoruz. Bunlara lale deniyor, lale zinciri. Boyundan zapt etmek ve pencere kenarına duvara rapt etmek için kullanılan bir zincir. Bu arada Osmanlı arşivinde zincir keş, zincir bent diye bir kadro var. Manisa'da, işte ne bileyim Amasya'da vesaire oraya tayin olunan zincirciler var. Çünkü onu sabitlemesi gereken bir şey, mekanizma. Yani daha sonra bu zincir kalkıyor, işte deli gömleği geliyor, reil kemeri geliyor. Bugün de halen modern psikiyatride işte meşinlerle tespitlerin yapıldığı bir kendisine ya da çevresine zarar verme potansiyeli olan kişilere uygulanan bir yöntem. Burada üç şeye dikkat edelim. Burada bir tanesinde biyolojik bir şey var, akromegali, yani kafası biraz daha büyük olarak resmedilmiş. Acaba biyolojik kökenli olabilir mi gibi yorumlayabiliriz. Burada daha manik bir profili var, şiddet gösteriyor. Ve burada da içe kapalı, depresif ve bunu tabii bedenlerindeki şeyden de gösterilen üç tane ayrı kategori 17. yüzyılda. Osmanlı tımarhanesinden bir sahne bu. Süleyman bunu Topkapı Sarayı'nda buluyor ve bunun üzerine küçük bir pasaj yazıyor. Süleymaniye Camisi'nin hemen yanında, bugünkü o kuru fasulyecilerin bulunduğu yerin hemen arkasında, kız kurakosu olduğu yerde bir tımarhane var. Bu 16. yüzyılda kuruluyor ama 19. yüzyılda sadece İstanbul'un en önemli akıl hastanesi Süleymaniye Bimarhanesi. Süleymaniye'de biliyorsunuz İstanbul'u bilenler hemen anlayacaktır. Tam İstanbul'un göbeğinde, şehrin ortasında bir akıl hastanesi. Çok da sürdürülebilir bir şey değil ama bunun için bir değişim gerekiyor. Buna yönelik ilk ıslahat hareketlerini 1839'da Tanzimat'tan hemen sonra görüyoruz. Çünkü Tanzimat'tan sonra batılı seyyahlar İstanbul'a daha fazla gelmeye başlıyor. Ve ilginç bir şey var o dönemde, moda mı diyelim, eğilim mi diyelim. Avrupa'dan İstanbul'a gelen seyyahlar doktor olanlar ya da olmayanlar. Daha çok doktor olanlar İstanbul'a gelmişken bir de akıl hastanesi görebiliyorlar yani. Yolda bu işler nasıl oluyor gibi. Ve uzun uzun genellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında halka açık gezileri oluyor. Oraları gezip izlenimlerini yazıyorlar ama gördükleri şey şu. Yani bu çağda İstanbul'un göbeğinde nasıl olur da halen hastalar zincirlere zapt edilmiş bir vaziyette, doktorların olmadığı, bir bakımın olmadığı bir hastane. Ve bunu tabii çok oryantalist metinler de var. Yani bu işte barbarlık, işte doğuda bilgelik, yeniden ne zaman yükseleceksiniz, zincirleri ne zaman çözeceksiniz gibi şeyler. Mesela bu en son gelen Pliny Earl, bu bambaşka bir şey yapıyor. Bütün Avrupa'daki 13 tane akıl hastanesini geziyor. En son Süleymaniye'yi görüyor. Süleymaniye'yi kıyaslıyor. En kötüsü diyor İstanbul'dakiyle Yunanistan'daki, bir de Korfu'da var. Bu ikisi diyor hakikaten akıl alır gibi değil çünkü ortada doktor yok. Doktor yok çünkü zaten tıp dediğimiz şey 1827'de bir okula çıkmış. Ortada yani en fazla 60-70 tane mezun var. Hani böyle yüzlerce doktordan bahsetmiyoruz. Ama hele zaten psikiyatri diye ayrı bir branş, modern anlamda bir eğitim yok uzmanlık alanı olarak. Bizimkiler de 1839'dan sonra Avrupa'ya gitmeye başlıyor Osmanlı bürokratları. Onların da ilginç iki şeyi çok merak ediyorlar Osmanlı bürokratları. Bir, karantina uygulamalarına çok şaşırıyorlar.
Çünkü hani vapurdan iniyorlar, işte şehre girmeden önce bir dezenfekte oluyorlar. Bu ilginç bir şey, mutlaka onu not ediyorlar. Bir de gitmişken işte Londra'da, Paris'te bir akıl hastanesi geziyorlar. Onunla ilişkili bazı elimizde erken dönem metinleri var. Onların da genellikle söyledikleri şu. Ya evet, buradaki tedavi biçimleri biraz değişik çünkü bunlar enteresan bir hastane modeli. Oradaki delilere bir tür insan gibi muamele ediyorlar. Yani satranç oynamalarına izin veriyorlar. Yani garip içecekleri var. Hatta Mustafa Sami şey diyor, akıl hastalarına diyor asla bir zincir vurulmuyor ve bahçede serbestçe geziyorlar diyor. Bu Mustafa Sami sonradan okudum, Ahmet Hamdi Tanpınar. O erken dönem Türk Edebiyatı tarihinde Mustafa Sami ile ilgili bir pasaj yazdığı zaman diyor ki bu Mustafa Sami diyor Avrupa'daki akıl hastalarına nasıl davranıldığını görüyor. İstanbul'a döndükten sonra 1855 yılında kafasını duvarlara vura vura delirerek öldü diyor. Yani gideceği bir hastane bile yoktu diyor. Mustafa Sami biraz da imrenerek anlatıyor ve oraya da not düşüyor ama eskiden diyor bizde bu işler daha iyiymiş. Fakat diyor ne olduysa biz bu işte çok geri kaldık ve anladım ki deli kötek ile uslanır lafı boş imiş diye yazıyor. En son Risale'nin sonunda böyle diyor. Sadece Mustafa Sami değil, mesela Londra'ya giden bir Osmanlı bürokratı, o da şeyi yazıyor. Yani bu bunların işte hastaların türlü hokkabazlıklar yapılmasına izin veriliyor, onlara hoşgörüyle yaklaşılıyor, çocuk gibi muamele ediliyor, üç vakit yemek yiyorlar, oturakları var, tiyatroları var filan. Yani o da böyle bir modern bir şey yapıyor. Ama onun da ilgisini çeken başka bir şey var. Deli birliğini anlatıyor. Çünkü diyor onlara zincir yok, başka türlü bir çubuklu bir forma var, onunla zapt ediyorlar diyor. Bizdeki psikiyatrinin tarihi bir İtalyan ile diyebiliriz ki bir kişiye bağlayamayız ama çok önemli ölçüde bir reformist Mongeri sayesinde değişiyor. Bu Mongeri 1815'te doğuyor İtalya'da. Bu Avusturya İtalya'yı işgal ettiği zaman bu 1838 aynı zamanda işçi ayaklanmalarının olduğu bir dönem. Bu o dönemin İtalya koşullarına, Kuzey İtalya koşullarına sosyalist hareketten gelen birisi Mongeri ve bu akademik kadroyu reddediyor üniversitede çünkü Avusturyalıların himayesinde ben çalışmam diyor. Osmanlı'ya sığınıyor. Osmanlı'ya sığınıyor dediğimizde şu pratik, pragmatik bir amacı da var. Osmanlı maaş veriyor ve şeye geliyor, İstanbul'a geliyor. Osmanlı Mısır'la savaşıyor. Bu arada o Girit'te çalışıyor, Sinop'ta çalışıyor derken bir gün Sultan'ın kardeşi, Sultan Abdülaziz'in kız kardeşi Refia bir depresyona giriyor. Onu tedavi etmek üzere geliyor, ediyor. Ve hazır fırsatını bulmuşken bir şekilde de dilekçe veriyor, arz ediyor. Diyor ki ben İtalya'da 2-3 yıl akıl hastanelerinde çalıştım. Buradaki akıl hastanesinde ben bir reform yapabilirim. Bana izin verirseniz ben burada modern bir hastane için benim tayin edilmemi istiyorum diyor. Tayin ediliyor başhekim olarak 1856 yılında bu bahsettiğimiz kurumun başına geliyor. Mongeri burada önce şunu yapıyor. Bir sürü işinden birkaçını söyleyelim. Bir, önce şunu keşfediyor. Hastalara günde 3 vakit, 2 vakit düzenli yemek verelim. Hastalar tek tip elbise giysin. Yazlıkları olsun, kışlıkları olsun. Bir de geliş gidiş saatleri olsun çalışanların. Eski tip adamlar güllabici var o zaman kadrolu. Güllabiyi duymuşsunuzdur belki. Aslında güllab çengel demek. Yani çengele asmak. Güllab çengel, güllabici çengele asan kişi. Çengele asmak da aslında gelen hastanın kağıtlarını çengele astığı için güllabici denildiği söyleniyor. Ama güllabi artık unutuyor olsak da bir Osmanlı tımarhanesindeki kadrolu çalışan memurun adı. Bunun ismi daha sonra gardiyan olur, mubasır olur, onbaşı olur, hademe olur. Şimdi çok daha farklı isimlerle anılan kişi. Bu mesela eski tip güllabcileri, o dayak şiddet yapan kişileri engelleyip yerine hani daha düzgün insanlar gelsin diye hani bir parça içeride reform yapmaya çalışıyor. Bir başka yaptığı şey istatistik tutuyor. Gelen her hastaya soruyor. Yaş, cinsiyet, mezhep, din, neden dolayı delirdi, ne yaptı, nedir? Bu istatistikleri 10 yıllık çok sağlam bir istatistiği var. Bunu Gazete Medical Orient'ta yayınlıyor tek tek. Bir de vaka yayınlıyor. Vakalar çok değerli Mongeri'nin. Bu Gazete Medical Orient Fransızca bir dergi İstanbul'da yayınlanan. Orada psikiyatrik ilk vakaları Mongeri yayınlıyor ve gerçekten çok iyi metinler. Şu anlamda iyi metinler. Mesela diyelim Adapazarı'ndan çıkıp Rumeli Feneri'ne gelen bir esrar satıcısının hikayesini anlatıyor. Esrara bağlı bir psikoza giriyor. O arada hastaneye getiriyorlar. Tabii o ayıldıktan sonra işte görüşme yapılıyor. Onun anlattıkları tek tek kaydediyor. Dolayısıyla 19. yüzyıla dair bize sadece bir psikiyatrik vakayı değil, toplumsal arka planı da anlatan bir metinler bu vakalar. Bu vakaları ilk yayınlayan kişi Mongeri.
Boncieri'nin esas bizim açımızdan önemlisi bu kitapta bahsettiğim kurumun da aynı zamanda kurucusu Toptaş. Şöyle, 1873'te Süleymaniye'de bir kolera çıkıyor ve akıl hastaları bir hafta içerisinde 29 kişi ölüyor. Ve Boncieri diyor ki, sonra şeyinde yazıyor kitapçığında, bunu diyor bir fırsat bilip dedim ki bu artık şehrin içerisinde olmaz, şehrin dışında bir hastane lazım. Fakat defalarca beni reddettiler, sur dışına çıkarmamız lazım hastaneyi, modern bir hastane için. Fakat sürekli bütçe gerek göstererek beni reddediyorlardı. En son ben de Anadolu yakasında Üsküdar birazcık daha şey, daha az, daha sakin bir mahalle, buradaki eski bir Darüşşifa var kullanılmayan, hastaları oraya taşıyın diye ısrar ediyor ve ani bir şekilde kararı aldırıp bir gece kayıklarla Süleymaniye'den Sirkeci'ye, oradan Üsküdar'a indirilip hastalar bu bahsedeceğim kuruma taşınıyor 1873'te. O yüzden kitapta bahsedeyim, 1873 Anadolu'daki Üsküdar'daki Toptaş'ı akıl hastanesi diyeceğimiz hastanenin kuruluşu. Peki oraya gidiyorlar, orada ne var? Orada aslında bir tane Darüşşifa var. Eski, yine Mimar Sinan döneminde yapılmış. Daha sonra kışla olmuş. Ardından da elbise deposu ve en nihayetinde bu akıl hastanesi olarak Boncieri'ye verilmiş bir bina. Burada Boncieri bir şey yapıyor, 1876 yılında bir kanun yayınlıyor. Çünkü o dönem bir de 19. yüzyılda bir kanunlaşma hareketi var. Fransa'dan başlıyor. Akıl hastalıkları ile ilgili bir kanun yazmak. Kimi nasıl, nereye götüreceğiz? Ne şekilde bir yasamız olacak? Bu işlerle kim ilgilenecek gibi bir hukuki boyut. Boncieri de Fransa'daki 1838 yasasından ilham alarak bir kanun yazıyor. 25 maddelik bu madde bizim psikiyatri tarihi açısından çok önemli bir madde. 25 maddelik Osmanlıca ve Fransızcası olan bir kanun bu. O dönemin ruh sağlığı yasası diyebiliriz. Bugün Türkiye Psikiyatri Derneği 15-20 yıldır mücadele ediyor. Türkiye'de OECD diyelim, hadi Avrupa ülkeleri içerisinde ruh sağlığı yasası olmayan tek ülke ama dünya içerisinde de halen daha bizim biraz önce arkadaşımızın bahsettiği TRSM'ler, kim müdahale edecek gibi bütün bunların yasal zemini halen daha ülkemizde yok. Çünkü bu işlerle kimin uğraştığı ve kime deli denildiği, kim bunlarla ilgilendiğinin yasası yok. Ama o dönemde Boncieri iki tane şey söylüyor. Şu iki madde önemli. Bir tanesinde çok net bir şekilde diyor ki, eğer diyor bir kişi evinde bir mecnunu, yani psikotik bir hastayı, kendisine zarar verme ihtimali olan birini bağlayacak olursa mutlaka hükümete haber vermeli. İki, eğer birini hapsedecek olursa, hapsetme yetkisi yok. Hapsetme yetkisi sadece hükümetindir. Yani eğer bir akıl hastası bir yerde gördünüz, müşahede ettiniz ve bunun akıl hastası olduğuna bir şekilde ailesi karar verdi ve bir merciye başvurdu ise bunun yetkisi ve sorumluluğu sadece hükümettedir. Ardından da çok az sayıdaki doktora bir de form gönderiyor. Eğer diyor İstanbul'da hasta gönderecek olursanız şu bilgileri doldurup öyle gönderin. O bilgilerde de tek tek soruluyor. İşte bu hastanın nesi var? Mesela şurada şöyle bir şey var. Bu hasta diyor kendini telef etmek emelinde, yani amacında olduğu ise ne şekilde bunu istemiştir diyor. Yani kendini kuyuya mı atmak istedi, ipleme asmak istedi, neden dolayı delirdi, bunu yazın diyor. İşte bütün iletişim bilgilerini bugünkü anlamda söyleyelim, adresini, kimin nesi olduğunu filan yazın. Hatta esrar kullanıyor mu, afyon içer mi, bir tarikata mensubiyeti var mı, dini hezeyanları var mı falan, bunları da belirtin. Bu formlar tabi o zaman sistem böyle işlemiyor. Çünkü bazen nizamnameler, bu hep tarihçiler arasında tartışılır. Bunlar idealleştirilmiş metinler. Tabii ki reel olarak öyle işlediğini göstermez. Bugün için de öyle. Bir tarihçi için, bugünkü için düşünelim. İşte geçen ay çıkan yasayı okuduğunuz zaman dört dörtlük bir şey çiziyor ama bu uygulamanın böyle olduğunu göstermez. Uygulamanın böyle olması gerektiğinin arzusu. Yani onu istek yani. Onlar tarihsel gerçekliği yansıtmaz ama o dönemde de tabii şu oluyor. Anadolu'da diyelim ki Ankara'da birisi ortaya çıktıysa, madem böyle bir kanun var İstanbul'a gönderelim gibi. İstanbul'daki yerli hasta sayısından daha fazla taşralardan hasta gönderilmeye başlanıyor Toptaş'ına. Boncieri ölüyor 82 yılında. Yerine Musevi, Balatlı bir Musevi Castro'yu bırakıyor. Castro onun cenaze konuşmasında şöyle bir laf diyor. Boncieri ölüm döşeğindeyken bana şunu dedi. Castro diyor ben beceremedim ama diyor zavallı denilerimi sana emanet ediyorum. Onlara baktım. Ama bu Castro'da hükümete geldiği zaman, başhekim olarak hastaneye geldiği zaman 350 kişilik yapılmış hastanede hasta sayısı 1000 kişiye çıkmış oluyor.
Herkes yani bir yatakta 3-5 kişi ve tabii ki bahçede ve sersefil durumda bir hastaneden bahsediyoruz. Bu arada bir başka önemli konu daha oluyor. O da şu. Abdülaziz biliyorsunuz şeyde intihar ediyor. İki taraftan kollarını bir makasla keserek bileklerinden. İntihar, kimisi bunu kabul etmiyor, cinayet diyor. Ya da bir başkası intihar ettirildi diyor. Çok önemli değil ama Abdülaziz'den sonra 5. Murat tahta çıkıyor. 5. Murat genç bir adam. Fransızca bilen, müzikten anlayan, yani gelecek vadeden ve liberallerin, o dönemin Osmanlı liberallerin çok umut bağladığı bir isim. O 90 gün tahtta kalıyor ve tören sırasında bir psikotik atak geçiriyor. Çünkü kendisinin de başına böyle bir şey gelebileceğini düşündüğü için. Dolayısıyla da kurul toplanıyor. Küçük bir yarı asker darbesi gibi düşünelim. Şey deniyor, işte bu artık hükümdarlık yapamaz, akıl hastası olduğuna dair raporu da Mongeri ile Castro birlikte imzalıyor. Yani Sultan 5. Murat akıl hastalığı nedeniyle saltanattan inmesi gerekiyor. Yerine de 2. Abdülhamit pazarlıkta çıkıyor. 2. Abdülhamit çıkıyor ama 2. Abdülhamit'in bütün o 33 yıllık iktidarı boyunca bir tür paranoyası diyebileceğimiz bir tür hezeyanı şöyle oluşuyor. Hezeyan demeyelim de buna bir vehim diyebilirim, bir kuşku diyebiliriz. Şu, acaba şimdi 5. Murat iyileşirse ne olacak? Yani bir önceki sultan iyileşti. Dolayısıyla aslında teorik olarak yeniden iktidara gelebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla akıl hastalıkların iyileşebileceğine yönelik her türden yayın, bilgi ve şey algı Abdülhamit'in saltanatını biraz zorlayacak. Tabii Jöntürkleri de bunu çok sık kullanıyorlar. Sürekli 5. Murat'ın aslında deli olmadığı halde deli yaftasıyla Çırağan Sarayı'nda tutulduğunu söylüyorlar ki hakikaten de öyle. Yani 25 yıl Çırağan Sarayı'nda kalıyor, bir sürü besteler yapıyor yine. İşte çocuklar oluyor. Yani çok uzun bir zaman ama orada Çırağan Sarayı'nda ölüyor 5. Murat. Castro döneminde bir tane önemli olay söyleyelim. Bir salgın çıkıyor 1893 yılında. Kolera salgınında bu defa 110 kişi, 118 kişi bir ay gibi sürede ölüyor. Acil bir çözüm olarak diyorlar ki bu hastaneyi Üsküdar'dan alalım. Gece kayıklarla Yassıada'ya taşıyalım. Orada bir akıl hastanesi yapalım. Orada halktan uzak, asayiş içerisinde orada şey olsun, adada bir akıl hastanesi olsun. Bu projeden son anda vazgeçiliyor. O da pastörün yanında çalışan bir kişi vazgeçiriyor bu projeden, kesinlikle vazgeçiyor. Çünkü bütün İstanbul kolera olur. Bir de tabii orada şöyle bir önyargı var. Evet, akıl hastaları temizliğe dikkat etmediği için kolera kesin buradan çıkmıştır diye. Böyle bir basında da bu tartışılıyor. Yani sanki akıl hastalarının konulduğu ya da hani bir tımarhaneden dolayı salgın çıktığı için en kolay hedefli o, bunu alalım, adaya koyalım. Tabi eskiden de biliyoruz yani Bizans döneminde falan bu ada şeyi var. Hani o meşhur deli gemisi var, işte hani başka bir yere terk edip bırakıp gelmeler falan, Avrupa'da da var bu. O dönemde böyle bir çözüm, sonra bundan vazgeçiliyor. Ama burada bir parantez açalım. Sözlü tarih çalışmaları sırasında eski bir başhekim Nezih Bey ile görüşürken bir gün böyle başka bir şey sormuştuk. Şöyle dedi, ya bir zaman dedi biz Yassıada'ya gittik, hastaneyi oraya kuracaktık ama dedi hani yeterli şeyler yoktu, o yüzden vazgeçtik. Hayırdır dedim, yani nasıl bir şey falan. Ya işte Aktuna döneminde biz bir Yassıada'da Demokrat Partiler yargılanmıştı. Onları geriye kalan binalar boştu. Madde bağımlıları ve psikozlar için bir servis açabilir miyiz diye bize hibe ettiler. Yani hibe etme ihtimalleri vardı. Biz de gittik, bir rapor hazırladık. 4 sayfalık Osmanlıca raporla bizim Bakırköy'dekilerin 82 yılında hazırladığı rapor diyebilirim ki birebir örtüşüyor çünkü gerekçeleri aynı. Burada su yok, burası İstanbul'da çok uzak, burada insan durmaz, kışın çok sert filan gibi şeyler var. Ama o zaman şunu sormuş, böyle bir projenin daha önce haberiniz var mı? Yok. Yani 90 yıl önce böyle bir projenin yeniden olduğuna dair kurumsal bir hafıza ve süreklilik devredilmemiş bir sonraki kuşağa. Böyle bir takım şey çizimlerle, palyatif geçici çözümlerle hastanenin üst katlarını filan yapıp bu şekilde rahatlatalım diyorlar. Sonra Türkiye'de bir başka psikiyatri tarihi açısından önemli şey, psikiyatri eğitimi başlıyor. Biraz geç başlıyor ama Raşit Tahsin Avrupa'da Emil Krapel'in, yani modern psikiyatrinin esas sınıflandırmasını yapan kişinin yanında bir süre kalıyor, 3 yıl kadar. İstanbul'a döndüğünde ilk dersleri bu veriyor çünkü dersler yasak. Yani cinnet, mecnun gibi kavramları kullanmak 2. Abdülhamit döneminde böyle bir yasak var. Resmi olarak değil ama bir tür otosansür gibi düşünün. Yani hastalığını çağrıştırabilecek ifadeler bir şekilde basında ya da psikiyatri kitabı gibi şey söz konusu değil. Çünkü psikiyatri diye bir bölüm yok. Dahiliyenin içerisinde, yani tıp fakültesinde psikiyatri dersi yok. Onun yerine asabiye dersi var. Nörolojik konular anlatılıyor.
Ama akliye diye bir branş 1898 yılında bu Raşit Tahsin ile başlıyor. Bu Raşit Tahsin'in dersleri umarım ileride Türkçe'ye yeniden çevrilir. Çok nefis bir şey, Osmanlıca bir metindir. Girişinde efendiler diye başlar. İşte böyle 53 ders halinde vaka anlatır. İşte efendiler, bugün size ben manik depresif anlatacağım diyor, bir hikayeyi anlatıyor. İşte efendiler, bu haftaki konumuz paralizi general, işte şunları şöyle anlatacağım filan gibi böyle bir klinik textbook. Bu dönemde iki tane ekoldan bahsedebiliriz. Biri Fransız ekolu, bu Pinel'den kaynaklanan bir şey diyelim. Yani aslında birini psikolojiye yaklaştıran, birini biyolojiye yaklaştıran iki ekol diyebiliriz. Çünkü psikiyatri halen daha bu tartışmanın içerisinde, yani bu biyopsikososyal model dediğimiz şey aslında bir insanın akıl hastalığı biyolojik kökenli mi yoksa psikolojik kökenli mi? Yani bu işin fizyolojik bir yeri varsa dolayısıyla müdahale başka türlü yoksa bu geçmiş duygular, yaşantılar, travmalar, tetikleyici faktörler, sosyal çevre vesaire gibi şeyler mi var diye. Ama o dönemde Krapelin organik bir psikiyatriyi savunuyor. Deskriptif, yani tanımlayıcı ama Fransız ekolü biraz daha yorumlayıcı diye. Bu Raşit Tahsin'in öğrencisi de Masar Osman, asistanı. Masar Osman da kalkıyor şeyden sonra Krapelin'in yanına o da gidiyor bir yıl. Döndükten sonra Meşrutiyet devrimi oluyor, ikinci meşrutiyet. İkinci meşrutiyet devrimi olduğu zaman, yani buna devrim diyorum çünkü o dönemde de böyle anında bu ayrı bir tartışma konusu ama 1908'de şu oluyor. 23 Temmuz'da anayasa ilan edilmek zorunda kalıyor. İkinci Abdülhamit meclisi açacağım diye söz veriyor. Ve bir şekilde daha önceden örgütlemiş olan İttihat Terakki'nin öncüleri olan isimler bir şekilde İstanbul'da yavaş yavaş bürokrasiyi ele alıyor. Fakat ilginç 23 Temmuz'da, 24 Temmuz'da bu basında yer alıyor. Artık bir devrim havası gibi bir şey var. İşte gazete çıkartmak serbest, yayın yapmak serbest. 500 tane bir anda deri gazete yayınlamak için başvuruda bulunuluyor. Anayasa, hürriyet, kardeşlik, özgürlük bir tür 1789'un bir tür analojisi gibi bir şey var. Ama orada şu var. Masar Osman hemen şunu diyor. İkinci meşrutiyet olduğu zaman diyor, Bastil hapishanesine hücum eder gibi Toptaş Mimarhanesi'ne hücum etmeye başladılar. Masar Osman bazı şeyleri böyle yanlış hatırlar ya da yanlış şey yapar. Tarihleri bazen karıştırabilir ama çok yazmış birisi. O dönemdeki gazete taramaları yaptığında şunu gördüm. Evet, gerçekten de iki hafta sonra Tanem gazetesinde bir muhabir kalkıyor, gidiyor. Akıl hastanesine diyor ki burada diyor 2. Abdülhamit'in siyasi mahkumları kalıyormuş. Akıl hastası diye sizin etiketlediğiniz bazı jöntürkler içeride. Onları hakkında haber yapmaya geldim diyor ve tek tek sayıyor hastaları ve diyor ki aslında içeride siyasi nedenlerle kapatılmış birisini ben göremedim. Ama tabii bu hava bir tür şeye de dönüşüyor. Peki böyle bir şey oldu ise aynı yine benzetebiliriz. 1780, madem bir devrim oldu o zaman biz bunun somut olarak gösterebileceğimiz sağlık bürokrasisinin bir yer olması lazım. Dolayısıyla bizim akıl hastanemiz eski rejimin, Einstein rejimin akıl hastanesi gibi olmayacak. Yeni ve modern bir akıl hastanemiz olması lazım gibi bir tartışma başlıyor. Bu arada bol bol projeler yazılıyor. Masar Osman yazıyor, Salih Nabi diye genç yaşta öğrenen bir psikiyatrist o yazıyor. İnsanlar şunu tartışıyor, ideal akıl hastanesi nasıl olmalı? Bununla ilgili projeler de başlıyor. Bir tanesi nefis bir proje yazıyor. Yani böyle bir hastane zaten halinde, yani Türkiye'de yok ama hani o dönem için çok fantastik mi diye böyle bir kurumsal şey yapıyor. Yani diyor ki 2. Abdülhamit'in Safra çiftliğinde 2. Abdülhamit'in bayağı büyük bir emlakı var bu arada. Çok müthiş mal varlığı var. Onlardan diyor nasılsa uçsuz olacaksın. İstanbul'un şehrin içinde geniş bir arazi var. Biz burayı alalım, kamulaştıralım. Biz bunun içerisinde nefis bir akıl hastanesi kuralım. Nasıl kuracağız? Yaşlılar için servis olacak, çocuklar için olacak, kreş olacak, tiyatro olacak, müze olacak. İşte ne bileyim bir sürü şey uzun uzadıya bir şey. Mimar Kemalettin de bunu inşa edecek, çizecek filan. Yani bayağı bir şeyden bahsediyoruz. Ama bu tarihsel bir ıskalanmış proje diyelim. Çünkü Bakırköy'e çok yakın bu bahsettiğimiz yer. Yenibosna civarlarında bir çift. Ama 1912'de malum işte savaşlar peşine Balkan derken Birinci Dünya Savaşı. Ülke 1920'lere kadar zaten bir şekilde bu tip konulara söz konusu bile edilebilecek bir bütçeden bahsetmiyoruz. Bu rafa kalkıyor. Şu ana kadar size iki tane başhekim anlattım. Zaten bu hastanede toplam beş tane başhekim görev yapıyor 54 yıl boyunca. Bir tanesini düşelim Mustafa Hayrullah, o bir yıl gibi bir şey yapıyor. Dört tane başhekim var, dört tane bu Jung'un arketipleri vardır, biraz onlara benzeyen dört tane yönetici tipi var. Biri Mongeri, bu İtalya. Bu çok radikal ve direkt değiştirmeye yönelik
direkt hedefe odaklı ve reformist bir adam. Bunu öyle şey yapabiliriz. Castro biraz idareyi maslahat, şey sultanın huzuru kaçmasın, burada da dışarıya haber sızmasın. Yani kimse girmesin, kimse çıkmasın, durumu stabil yapalım. Avni Mahmut biraz daha şey, bu tam bir şey, Osmanlı muhafazakarı, Fransızca biliyor filan, saraydan akrabalık bağı var. Bu tamamen şey, hani birazcık daha dini değerlerine, hani bu şeyi çok fazla yeniliğe açmayalım ama elde gelen şeyleri de iaşesini sağlayalım, hastaların bir şekilde bakım devam etsin gibi. En sonunda da Mazhar Osman geliyor, bu Bakırköy'e taşıyacak olan başhekim. Yani toplam 4 tane başhekim var. 1911'de yine bir şey, şimdi bu İttihat Terakki başa geldi. Şimdi kendisinin eski rejimden bir farkını söyleyecek, bir propaganda yapması lazım. O dönemde akıl hastanesi böyleydi, bizim dönemde böyle oldu diye. Bir tür propaganda kitapçığı diyebiliriz. Böyle bir fotoğraflar, 1911'de bir kitapçık hazırlanıyor. Akıl hastanesi eskiden böyleydi, biz oraya şunu yaptık. Hatta bu çok üzünlü bir fotoğraf. İşte gramofonu görüyorsunuz, bahçeye bir gramofon konulmuş. Avni Mahmut diyor ki, işitirdik ki diyor, eskiden haftada bir gün, iki gün işte sazen dediler, işte ne bileyim dansçılar, işte ne bileyim cümbüş filan gelirdi, rehabilite ederdi hastaları. Biz de hiç değilse bir tane modern bir gramofon alalım, haftada birkaç gün hastalar burada dans etsin, eğlensin gibi bir şey. Çok hüzünlü, trajik bir şey fotoğraf. Bu, burada dikkat edilirse zaten bahçe son derece düzenlemiş. Yani fotoğraf için bu pozisyon alınmış, çok belli. Bugün de hep bütün sağlıkta çalışan arkadaşlar bilir. Yani birisi denetime geleceği zaman pırıl pırıl olur ya. Bu o propaganda kitabı. Bakın burada bir tek gerçeklik payı var. Sobalar gerçekten kuruluyor o dönemde. O zamana kadar soba yok aslında. Yataklar. Peki o zaman yani içeride merak edenler için belki kısaca geçelim. Ya hayat nasıl? Ya bir 19. yüzyıldaki bir tımarhanede hayat nasıl? Bunu nasıl öğrenebiliriz? Tarihçilikte bu çok zor bir şey. Nasıl öğrenebiliriz? Yani bazı tesadüfler çıkması lazım. Ya benim de karşıma hakikaten çok ilginç diyelim bir rastlantı oldu. Bir tane belgede bir Ali Enver diye bir adamdan bahsediyor. Fakat konumuzla ilgisi yoktu. Tesadüfen bulduğum bir belgeydi. Sonra izini sürdükçe, deştikçe böyle bir 5-6 ay takip edince başka bir şey çıktı. Bu adam müfettiş, milli eğitim müfettişi. Yolsuzluk yapılıyor İstanbul'da. Yolsuzluğu yapanlar Kızgıncık'ta şurada burada ev alıyorlar. Kermesler düzenliyorlar okulda. Bu milli eğitim müfettişi de rapor yazıyor. Burada diyor bir yolsuzluk var falan diye. Bu da sürekli yolsuzluk raporları yazdığı için artık buna yeter diyorlar. Başa çıkamıyorlar. Sürüyorlar. Olmuyor. En son kendi anlatımına göre baktılar ki başa çıkamıyorlar, beni akıl hastanesine kapattılar. Tamam, bunu nasıl söylüyor? Şundan söylüyor, hani kolera salgını çıkmıştı ya, 120 kişi ölmüştü. Basında yer almıştı. Bu Yıldız Sarayı'na mektup yazıyor, direkt. Ya o zamanki işte Sıhhiye Nezaretinde bağlı olduğu saraydaki. Diyor ki, niye şaşırıyorsunuz ki diyor İstanbul'da bir kolera salgının çıkmasına bir akıl hastanesi. Tabii ki çıkar diyor. Ben orada diyor 2 yıl önce kaldım, 3 ay. Yani hiçbir şeyim yoktu, beni... Hani bir şekilde beni çekemeyenler, istemeyenler kapattı. Ama orada gördüklerimi ben size sıralayayım deyip böyle mükemmel bir şey halinde, mektup halinde çok düzgün bir şekilde şeyi yazıyor. Ve gerçekten de hani o bahsettiği odalar, yerleşim vesaire bütünüyle öyle. İşte özeti şu, bize hiçbir şekilde bakılan yok, soran yok, eden yok. İşte yemeğin iyi taraflarını doktorlar şeyleri yiyor. İşte hastanede çalışanlar en kötü tarafını biz, onlar temiz su içiyor biz. Tuvalete gittiğimiz maşrabayla su içmek zorunda kalıyoruz. Biz sonradan takip ettiğim bir sürü daha başka belgeleri de var. Ama bu şeyi geçersiz kılmıyor. Söylediği bütün fiziksel ve personel ve bütün ihtiyaçlar. Tabii öyle. Çünkü genellikle arkadaşlar şöyle zanneder. Psikozda olan bir hastanın yazdıkları tamamen geçersizdir. Ya da böyle bir tanınmış birinin yazdığına niye inanalım gibi. Ama bu öyle değil. Burada çok net bir şey var. Belirlemeler var. Sonuçta işte hani hamama götürülmüyor, temizlik yapılmıyor, bir sürü şeyleri de anlatıyor. Ama en önemlisi bize fiziksel olarak bütün bu ortamı tanıtıyor. Kadınlar için şöyle bir durum var. 300 tane erkek yatağı var, 150 tane kadın yatağı var. Bu garip bir denklem. 19. yüzyıl Osmanlı hastaneleri için geçerli bir şey. Her zaman erkekler kadınların iki katı yatak sayısına sahip. Ama kadınlar tabii o dönemde de şey, hakikaten şeyi yok. Yani bir öznelik durumu adı filan yok. Çünkü işte Hüsnü'nün kerimesi, işte ne bileyim Hasan Efendi'nin zevcesi filan gibi. Bu şekilde belgelere böyle yansıyor. Yani ayrıca bir şey olarak yer aldı. Bu o dönemden kadın hastaları doğuşundan bir yer. Peki içeride kimler kalıyor? Bu
eğer güvenecek olursak hastanenin yayınladığı istatistiklere göre, düzenli olarak yayınlanan istatistiklere göre içeride en çok askerler, memurlar, öğrenciler ve en çok da askeriyeden gelenler kalıyor. Buradan ne kadar okunuyor bilmiyorum ama işte subaylar, jandarmalar filan kalıyor. Bir de ilahiyat öğrencileri var, birkaç tıp öğrencisi var. Esnaf çok az, işsizler ve meslek sahibi olmayanlar da belli bir nokta tutuyor. Ama baktığımız zaman şaşırtıcı bir şey. Hiç bizim 19. yüzyıldaki Avrupa'daki kamu hastaneleri gibi değil. Orada bizim bildiğimiz şu, kamu hastanelerde insana yani yer yok. Herkesi toplanan, kapatılan ve çok sayıda hastanın olduğu bir yer var. Burada da var ama buradakiler ilk dönemlerinde 1908'e kadar böyle hani bir tür seçkin demeyeceğim ama hani böyle hani memurlar filan. Bu niye böyle? Sonradan da öğreniyoruz tabii. Çünkü devlet o zaman da öyle. 9 lira hasta başı ödeme yapıyor kuruma. Dolayısıyla devlet memurlar öncelikli olarak yararlanıyor. Bir de tabii askerlik mesleği işte harp psikozu, harp nevrozu diyebiliriz. Askeriyedeki simülasyon yapanlar, hastalar, askerlikten kaçmak isteyenler vesaire. Yani sıklıkla akıl hastanesine gelebilme ihtimali daha yoğun olan kişiler. Bu da bir eczacının defteri. O dönemde eczanelerin siparişleri, düzenli olarak yazdığı siparişler. Bunlar bir ekstra bilgi olsun diye koyduğum şeyler. Yani neler var? İşte bitkisel droplar var. Onun yanında işte afyon ruhu, iyot ruhu gibi şeyler de var. Ama aslında 19. yüzyıl için basit iki tane amacı var bütün akıl hastanelerinin. Osmanlıcası müsekkinat ve münevvinat. Müsekkinat sakinleştirici, sedatif. Yani eğer çok coşkunsa, hareketliyse vesaire onu uyutmak için basit bir formül sakinleştireceğiz. Çok sakin ve içe kapalı bir hasta varsa onu da uyandıracağız. O da münevvinat, aydınlatma. Yani hipnotik ve sedatif amaçlı iki tane şey var. Bu bitkisel ilaçların temel fonksiyonu o. Bir de dahili hastalıklar için gerekiyor. Bir de orada sülük var. Bu da şu, Beşir Fuat'ı biliyorsunuzdur belki. Beşir Fuat, Türkiye'nin ilk pozitivisti. Öneririm biyografisini okumaz. Beşir Fuat çok çok değerli bir adam. Beşir Fuat'ın annesi hasta, akıl hastası olarak ölüyor. Beşir Fuat bunu kafaya takıyor, bütün dönemin Fransızca kitaplarını okuyor. Diyor ki ya akıl hastalığının genetik bir şeyi varmış. Mongeri'ye soruyor, benim diyor annem gibi delirmem söz konusu mu? Diyor ki teorik olarak evet diyor. Yani çünkü hani genetik diye bir şey var, sende de ortaya çıkabilir. Bu onun şeyini tetikliyor. Son döneminde Mongeri bir de buna sülük veriyor. Sülük yapıştır, kafana iyileşirsin falan diye. Orada uzun uzun o sülük şeyini diyor. Hatta ilkinde çok fazla koyduğumuz için daha çok bitkin düştü, bütün şeyi aldı filan diye. Ama sülük daha çok dahili hastalıklar için kullanılıyor. Fakat psikiyatride bu şekilde kullanımını da başka örneklerde çok görmedik. Yani sadece Beşir Fuat'ın yazdığı bir şey var ama hastanenin eczanesinde siparişlerden birisi bu. Bu da o dönemin hastanenin yine Fransızca, Castro Fransızca bildiği Fransızca tuttuğu istatistikleri. Kimler var içeride? Yani klasik işte manik depresif olanlar var, şeyler var, idiot, epilepsi, bugün bunlar bazıları bu kavramları kullanmıyoruz ama işte embesilite, bugünkü mentalitelerde denk düşecek şeyler ya da en çok mesela simülasyon var yani demek ki taklit yapanlar da bayağı fazla. 5 tane var. Lipomani yani düşük mani, aslında bu da psikotik olmayan mani. Ya da düzenli delilik var filan. Esrarizm var. Esrarizm çok. Esrara bağlı psikoz o dönemin hakikaten biraz modası. Peki ne oluyor? Bunlar bu Alman ve Fransız şeylerin tek tek bir de bunlara şey yapıyor. Osmanlıca karşılık bulunacak. Çünkü eğitim başlıyor. Nasıl karşılık bulunacağız? Belki o Mali Ulya'yı duymuşsunuzdur. Aslında Grekçe melankoli. Melankoli Arapçaya Mali Ulya ama Türkçe'de kara sevda diye kullanılıyor. Aslında kara sevda da oluyor. Yani sevda zaten kara demek. Evet, onun esprisi de şu, dört unsur diye bir şey var, klasik galenik tıpta ve Hipokrat'ta. Hani kırmızı, yani kan, sarı, safra, işte yeşil, balgam, bir de siyah. Bu siyah olan sıvının beyinde yerleştiğine inanılıyor. Ve bu çok fazla ise yumuşatmak gerekir, çok azsa koyulaştırmak gerekir gibi. Kara sevde melankoli orada. Ama buna karşılığı mali hülya. Bu bugünkü depresyon ama psikotik ya da değil. İkisi de aynı. Depresyon diyebiliriz kısaca. Mania diye geçiyor aynı. Şizofreni, 1911'de şizofreni kavramı bulunuyor. Krapel'in öğrencisi söylüyor. Şizofreniye daha önce demans diyorduk. Demans. Demansiya precox. Şimdi demans nörolojinin bir hasta tanımı. Ona bulduğu karşılık çok güzel aslında Osmanlıca karşılık. Atehi kabler vakit. Vakit zaman.
kabile önce, zamanından önce, ateste bunama. Zamanından önce bunama, erken bunama. Yani çünkü ne oluyor da bir anda adam kendini bilmiyor, konuşmuyor, hatırlamıyor, yani psikoza giriyor, dışarıya çıkmıyor vesaire. Ya bu acaba şey mi? Ateli kabile vakit. Ya da diğerleri tipleri var. Katatonik tip, hebefrenik tip gibi. Bugün de şizofrenide kullanılan şeyler. Avni Mahmut bunları tek tek Osmanlıca karşılık buluyor. 1908 siyaset şöyle de bir dolayı olarak belirliyor diyorum. Mesela 1909 şeyinde şunu yazıyor. Politiki, şey hezeyanı politik. 1908'den sonra bazı insanlar sürekli siyaset konuşmaya başlıyor. Çünkü daha önce yasa, ya işte hürriyet itilaf yok, işte iddia bir bu yakın zamanda bunu şeyleri de anlatmıştı. 12 Eylül'den sonra yeniden siyaset sahası açıldığı zaman bazı insan hakikaten yeniden böyle güncel siyasetten çok feci şekilde kafayı bozmuş ya, yani sürekli şey konuşan, siyaset konuşan. Mesela ona hezeyanı politik demiş, politik hezeyanı. Yaza, yani hezeyanı aşkı var, yani bir aşk saplantısı hezeyanı gibi. Ya yani Osmanlıca bayağı renkli, garip şey, tanı şeyleri var, karşılıkları var. Masar Osman'ı biraz, Masar Osman tıp fakültesinde mezun oluyor. Bu dahiliyede becerikli bir adam değil. Bir bel suyu şeyi alırken diyorlar ki sen hani şey bu branşı bırak. Bu akliyeci olayım diyor bazen. Şey bari hani akliyede ihtisas yapıp uzmanlaşayım. Masar Osman'a o dönemki okul arkadaşlarından birisi diyor ki ya bu adam çok zekiydi. Ya bunun yaptığı tamamen zeka intiharı. Yani çözümü olmayan bir branşa niye seçtin? Yani burada bir kariyer yok. Çünkü çözüm, tedavi yok filan. Masar Osman'a biraz hırs yapıyor. Almanya'ya gidiyor, Emil Krapiner'le filan çalışıyor. Döndüğünde hani bir tür ben burada şeye yapacağım gibi. Bu alanın öncüsü olmak gibi erken yaşta yazmaya başlıyor. 24-25 yaşında bu Tababet-i Ruhi'yi yazıyor. İlk psikiyatri kitabı. Masar Osman da başka türlü bir arketip mi diyeyim, bir tip şeyde, psikiyatride. Ama en güçlü tip, halen daha etkisini ve o habitüsünü, alanını bugün halen daha geçerli olan, damgasını vuran bir profil Masar Osman. Masar Osman burada işte farklı şeylerini görüyoruz. İlk başta enveri bıyıkları var daha gençken. Yoksa onlar. Sonra hafif talat şeydeyken bu şeyleri hafif kalınlaşıyor. Sonra 30'larda malum kısalıyor falan. Döneme göre falan. En son 48'de bütünüyle şey geçiyor. Amerikalı bölümüne falan geçiyor. Bu farklı yıllarda çekilmiş şeyleri. Çünkü son derece pragmatik bir adam. Sadece işin olurunu ne sağlıyorsa ona yönelik bir şey. İkinci bir özelliği de örgütçü bir adam. Yani hakikaten bu olumlu olumsuz adam. Sonuçta bir ekip şeyi var. Söz geçirdiği bir ekip var. Ekiple çalışıyor. Üçüncüsü de buranın şeyini biliyor. Yani burada bu iş nasıl olur? Biraz da ona kafa yormuş birisi. Yani bu iş nasıl yapılır? Yani böyle çok idealist, büyük büyük laflarla var olan sorunların içerisinde bunu nasıl yaparız gibi. Bu ilk kitabı Masar Osman'ın, ki aslında Masar Osman'ın 80 tane 100'e yakın irili ufaklı kitapçığı vesaire var. Maalesef bizim Latin harfli Türkçe'de, günümüz Türkçesinde bunlardan ancak 3-5 tanesini, o da çok şansınız varsa sahaflarda ya da kataloglarda bulursunuz. Çok önemli bir kısmı şeyi bekliyor. Yani bir kısmını biz çevirdik, Latin harfli yeniden hazırladık ama çok fazla şeyi var, kitabı var. Masar Osman'ın bir özelliği bu işi popülerleştiriyor, psikiyatriyi. Bunu yaparken de halk konferansları veriyor. Ama Masar Osman'ın en büyük şansı arkadaşlar, şey, ona geçmeden önce şu sahneye bakalım. Masar Osman 1914'te Edirne'ye gidiyor. Oradaki Edirne bimarhanesinde kalan en son 20-30 tane hasta var. Onları çıkartıp şeyi kapatıyor, hastaneyi. Tuna Nehri kıyısında başka bir kınık diye bir şey hastane var, oraya taşınıyor. Tabi bu çok şey bir fotoğraf, yani bilerek yapılmış bir poz. Çünkü Masar Osman Pinel'i biliyor. Tabi bir de Ruhiye'de bile yazıyor. Zincirleri çözen adamı biliyor. Dolayısıyla Edirne'de 1914'te İncil topuğuna inerken orada fotoğrafçının ne işi var? Değil. Ama bu bir mit. O yüzden şey diyor, kendinden önceki baskılarda diyor ki o Türklerin Pinel'i Monceri'ydi. Hakikaten Fransızca yayın organında Pinel'e Türklerin Pinel'i deniyor. İstanbul'un Pinel'i. İfade tam bu, İstanbul'un Pinel'i. Ama buradan itibaren artık Türkiye'nin Pinel'i şey, Masar Osman. Çünkü aynen o şekilde burada zinciri çözüyor. O hemen yanında bir böyle eğik bir şey görüyoruz. Bir de elinde sopu olan bir adam figür. O da boşa değil. O da diyor ki bu bir pomaktı diyor. Tek gözü yoktu. Pörtlak, şalvarlı filan. Doğunun diyor en artık tarihe gömülmesi gereken son güllabicisi buydu. Onu da def ettik. Artık yeni bir saha açıldı diyor.
Dolayısıyla başlangıcı kendisiyle başlatıyor. Ama yine aynı Mazhar Osman 1940'lardaki kitabında şöyle örnek veriyor. Eskiden diyor şu anda Anadolu'da bazen böyle zincirle akıl hastası getirdi. Ama artık öyle değil. Deli gömleğiyle getiriyoruz diyor. Oysa ki mesela Monce'nin zamanında da şeye yazıyor bakan şeye. Osmanlı eyaletlere gönderiyor. Eskiden diyor zincire vuruluyordu hastalar. Artık lütfen zincire vurmayın. Gömlek diye bir şey icat edildi. Artık o gömlekle bu işi sağlayın. Ama tabii ki tanıdıklar bizim 1960'lara kadar bu böyle devam ediyor zincir. O kadar simgesel bir anlamı var. Yoksa zincirlerin yerine gömlekler, gömleklerin yerine belki farmakolojik içerikler gibi yani. Bir şekilde o şey amaç eğer sakinleştirmek ve etkisiz kılmaksa bu. Mazhar Osman'ın psikiyatriyi popülerleştirdiği yerlerden bir tanesi de Lape'yi duymuşsunuzdur belki. İstanbul'da Lape Hastanesi var. Fransız Lape Hastanesi. Osmanlı Fransa ile savaşa girince Osmanlı hükümeti burayı kamulaştırıyor ve belediyeye bağlıyor ve bir şey devlet hastanesi haline getiriyor. Başında da Mazhar Osman var. Mazhar Osman tabi orada çok iyi şartlarda daha iyi ve daha güzel bakılmış bir hastanede. Buna eğer çok zorlanacaksak biraz psikiyatrinin Türkleştirilmesi diyebiliriz. Bir şekilde orada Mazhar Osman bir ekip kuruyor asistanlarıyla beraber ve orada halka açık konferanslar yapıyor. Buna da gelenler işte Abdülhak Hamit, dönemin gazetecileri, Abdullah Cevdet olsun, Süleyman Nazif, işte bu Cenab-ı Şahin, buna çok önemli. Ya aslında şöyle bir ortam oluşturuyor ve ders anlatıyor. Müsamere kendi söylediği şey, Şişli müsamereleri. Müsamereyi ilkokulda kullanıyorduk yani bir hani aslında bir oyun gibi. Yani ya da işte karşılıklı şey yapmak gibi. Bir sergileme, bir performans gibi. Orada çünkü hastayı çıkartıyor. İşte bakın size şimdi bir histerik hasta tanıtacağım. Ona bazı telkinler vereceğim. Böyle davranacak diyor. Çağırıyor hastayı. Tabii önceden bunlar şey ayarlı. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Onu aynı zamanda oradaki dar bir entelektüel grup bunu görüyor. Yani mesela şeyin tesadüf değil. Düşünün romanlarına o gözle bakarsanız tekrar sonradan Hüseyin Rahmi'nin bol bol nevrotik hasta anlatır, psikotik hasta anlatır, böyle histerik kadınları anlatır, psikolojik tahliller yapar filan. Aslında Mazhar Osman böyle gazetelerde, şeylerde filan giderek daha popülerleşen bir isim haline geliyor. Lacan'ın ekritisleri gibi bir şey bu ya. Nasıl? Lacan'ın ekritisleri var ya, dersleri evet. Var ya, işte herkes katılıyor falan filan. Tam da böyle. Filozoflar dinliyor vesaire falan. Aynen. Beğenmediklerini atıyor ama devam ediyor. Evet. Evet, çünkü diğer şeyleri de açıyor, öğrencileri de. Yani aslında psikiyatriyi şeyden çıkartıyor, bir çok dar bir kliniğin, çok klinik, dar bir grubun sadece klinik işleri konuştuğu yer olmaktan çıkartıyor. Biraz da onu sosyal bir konu ve yani hatta Mazhar Osman 1950'lere kadar amfideki yerlerinde öğrencilerin şey bulamadığı söyleniyor. Yani öğrenciler kendimiz yer bulamıyoruz, halk bizden önce gelip amfiyi dolduruyor falan gibi. O zamanlarda onun bir minibüsü var Bakırköy'de, Maviş diye. O minibüsle Şahbocuoğlu'nun belgeselini yaptı, Maviş diye. Onu da bulabilirsiniz, izlersiniz. Yani Osmanlı'daki şeyin, Mazhar Osman'ın üzerine ağırlaşmış bir belgesel. Orada şey var, vakaları minibüse koyup Bakırköy'den Çapa'ya getiriyor, orada sergiliyor. Yani bu 30-40 yıl boyunca Mazhar Osman ısrarla bunu bir popüler bir alana taşıyor, psikiyatriyi. Dediği de çok basit. Cinnet bir hastalık, Mecnun'da bir hastadır. Bütün konuşmalarına böyle başlıyor. Aslında bugün için hiçbir anlam ifade etmeyen bir deyim. Ama o dönem için şöyle bir anlam ifade ediyor. İşte Mazhar Osman şöyle anlatmış. Nasıl mideniz ağrıyorsa, gastritiniz varsa, beyniniz de ağrıyor. Orada da bir şey var, organik bir durum bu. Ve bunu çözmesi gereken de biziz, psikiyatristler diyor. Ve bol bol vaka örnekleri yayınlıyor. Bu Şişli müsamerelerini dergi olarak çıkartıyor. Oralarda vakaları ayrıntılı anlatıyor. Onlardan öyle. Bir de bu Mazhar Osman 1919'dan öldüğü güne kadar, öldüğü aya kadar diyelim şey yapıyor. Düzenli olarak bir dergi çıkartıyor, İstanbul Seviliyatı diye. Orada sürekli psikiyatriyle ilgili yazılar yazıyor. Ama biraz da yani normal birileri okuduğunda da anlayabileceği türden çok sofistike vakaların dışında da hani şey yazıyor, bir dergi çıkartıyor. Biraz da şuna diyelim, peki bunlar oluyor ama klinikte yani modern psikiyatri için soru soran bir branş. Sorulara yönelik teşhis oluşturan bir alan. Bu ne tür sorular, ne tür cevaplar, bunu neye göre sınıflandırıyor, kime deli diyor, kime hangi tür kategoriyi söylüyor, bunu neye göre yapıyor gibi. O dönemdeki Almanya'daki ve Fransa'daki, daha çok bizimkiler Alman ekolüne yakın, oradaki şeyleri yapıyorlar,
soru çizelgelerinin bir tür Türkçeleştirilmesi, uyumlaştırılması. Ama tabii bunu biraz şey gibi, yani tabii böyle bir bu idealist bir şey. Yani Raşit Tahsin herkese bu soruları sormuyor. Üniversitede hoca olduğu için üniversiteye gelen daha varlıklı orta sınıf İstanbullu ailelere sorduğu ya da sormayı düşündüğü 160 tane soru var. Bunlar sırf şey bilgisi olsun diye söylüyorum. Mesela bilişsel işlevleri, oryantasyonun yerinde mi? Biz hangi yıldayız? Bugün haftanın hangi günü? Bugün de psikiyatriye sorduğumuz çok temel sorular. İşte bugün günlerden ne? Sabah ne yedin? Annenin ismi ne? Gibi. Ya da bugünkü şey hangi mevsimdeyiz filan gibi. Evet. Bir tür mini mental muayenenin şey versiyonu. Ama tabii burada şu var yani. Bazı yerleri Raşit Tahsin Türkçeleştirmiş, uyumlaştırmış. Bazı yerleri de belli ki direkt çevirmiş. Mesela şey, şu soru. Civar ormanlarımızda ne ağaçları vardır? Şimdi yani bu belli yani. Şimdi Almanya'da Berlin'deki bir psikiyatri kliniğinde bu soruyu sorarsınız. Çünkü sana şeyi söyleyebilir. İşte iğne yapraklılar, şunları geniş yapraklılar bunlar. Çünkü kentin civarında bir orman ve gezinti alanları var. Ama İstanbul'da bu soruyu, civar ormanlarımızda ne ağaçları var? Çok şey. Ya da mesela şey, o çeviri ise mesela şu da orijinali. Zembilli Ali Efendi kimdir? Bugün de şey yapamayız. Ya da padişahın ismi ne? Bugün biz klinikte şey yani sorulan şey nedir? Cumhurbaşkanı adı nedir? Bu sık sorulan bir soru. Başbakanın adı nedir? Cumhurbaşkanı adı nedir? Filan. Ama şu mesela Türk şairlerinden tanıdıklarınız var mı? Faiz nedir? Ya da çocukken bize soruyorlardı. Bir kilo demir mi, bir kilo pamuk mu ağırdır? Gibi. Muhakeme sorusu. Orada da şey diye soruyor. Bir kıyıya kurşun mu ağır, bir kıyıya tüy mü? Hangisi ağır? Gibi. Ya da işte bir ikramiye çıkarsa ne yaparsın? Hani bunu çok harcarsa acaba manik bir durum mu var? Bir de Raşit Tahsin şey yapıyor, böyle orijinal bir de tablo çıkartıyor. Diyor ki, bu da yine bir kısmı oradan çeviriyor ama bir kısmı da kendi ekledikleri. Bir soru sorduğun zaman diyor hastaya, vereceği muhtemel cevaplara göre tanı kategorisini kurabiliriz. Örneğin diyor, bir gün kaç saattir? Böyle bir soruyu sorarsak, demans olan, belaat halinde olan böyle durur. Cevap vermez. Manik durumda olan şeydir. 24 büyük ve küçük ziyade ve daha noksan ve alel ekber daha konuşmaya devam ediyor. Yani sadece 24 deyip bırakmıyor. Daha manik sürekli konuşuyor. Ya da bir üstteki soruda bir sene kaç gündür dediği zaman işte 360 ve 66 umumiyetle arzu edilirse bugünleri taksim ederek istediğimiz kadar çoğaltabiliriz vesaire. Şey devam ediyor. Çevresel konuşmalar vesaire. Muhtemelen böyle cevap verir diyor manik hasta. Atiye Kabirmiyat dediğim hani bu şizofreni. Şizofren bu soruya nasıl cevap verir? Bunu da kendi uydurmuş diyelim. Ama şey, şiir gibi yani bir gün kaç saattir diye sorarsanız size muhtemelen şöyledir. Evde odaların kuyuları kadar. Yani nasıl uydurmuşsun ama çok şey yani ya da bir sene kaç gündür dersen şöyle bir cevap da alabilirsin. Yalnız benim şahsım için senenin bir günü var. Senenin diğer günlerin çok önemi yok. 365 gibi. Yani ama bunu tabii bir şey gibi yani bu biraz da eğitim amaçlı şeyler. Hani okuyanlar yani asistan vesaire bu işte ilgilenen kişilerde bu ölçekleri anlasın ki tanı kategorilerini yine tıpta okuyanlar da biraz anlasın diye yapılmış şeyler. Mazhar Osman'ın da bazı popüler soruları var ama dönem değişiyor. Soruların içeriği de o döneme göre değişiyor. O işte memlekete kim nasıl hizmet ediyor, şey, Gazi Mustafa Kemal Paşa kimdir, işte ekmeğin okkası kaç liradır, bugün de soruyoruz ekmek kaç lira. İşte ya da o da fantastik bir şey, İstanbul'da bir beyefendi, hanımefendi ise say, Gebze'ye kadar Haydarpaşa'dan giden banliyö hatlarının sıralı istasyon adlarını say gibi sorular da var. Ama onlar tabii sorduğunu düşünmüyoruz. Bu da 1940'lı yılların sonunda içerik yine aynı. Hatta size şunu söyleyeyim, oradaki sayılınca sayıların birebir aynısı. Yani hiçbir şey değişmemiş. 1920'lerde Raşit Tahsin Mazhar Osman yazmış. İhsan Şükrü Aksel bu formu 1940'lı yılların sonunda Çapa'da uyguluyor. Bu bayrakların çizimine kadar şeyler aynı. Orada sadece sorunun içeriği değişiyor. Cumhuriyet ilan olmadı kaç sene oldu? İşte 2. Dünya Savaşı'nı kim kazandı? Atatürk kimdi? Ne yaptı? Şimdiki devlet reisi kimdir? Gibi. Ve diğer biyolojik bazı şeyler var. Mazhar Osman biraz ekibinden bahsedeyim. Mazhar Osman Toptaşı Bimarhanesi'ne Abdullah Cevdet'in sayesinde başhekim oluyor. Şunu görüyor. Burada diyor akıl hastanesi olmaz. Laboratuvar falan kurmaya başlıyor. Yayınları yapıyor vesaire ama diyor ki eninde sonunda biz buradan taşınmamız lazım. Bu şehrin tam ortası yani. Üsküdar'da artık bir önceki yüzyıl gibi değil. Mahallenin ortasında
insanların dışarıdan taşlar attığı, hastaların bir yere çıkamadığı, böyle bir karışık bir hastane bir yere taşımamız lazım. Toplantılardan bir tanesi diyor ki, Bakırköy'de bir tane kışla var, işinize yararsa ben oraya konuşayım, oraya gidip orada şey yapabilirsiniz, hastaneye olabilirse eğer bir bakın filan. Bu gidip bakıyor, diyor ki Bakırköy'de diyor çadır kurup yaşarım ama Üsküdar'da böyle bir hastanede bu iş olmaz. Bakırköy'ü taşıyalım diye Bakırköy'e taşınıyor. Bunlar şeyin asistanları, tanıdıklarınız var mı bilmiyorum, belki Fahrettin Kerim'i tanırsınız. İhsan Şükrü Aksel de çok önemli. Evet, İhsan Şükrü Aksel de Dünya Psikiyatri Birliği'nin 9 daim üyesinden birisi. Önemli bir isim ama Fahrettin Kerim'i siyasetten belki hatırlarsınız. Çok böyle şey bir tip, Mazhar Osman asistanı çok hızlı kariyer merdivenlerine tırmanıyor. İşte bu İstanbul milletvekili oluyor, İstanbul valisi oluyor, belediye başkanı oluyor. Hatta onunla ilgili bir tane şey anekdot anlatayım. Mazhar Osman'a sürekli kızdırıyorlar. Ya işte Fahrettin artık seni tanımıyor, ne düşünüyorsun falan diye. O diyor ki Fahrettin asistan oldu. Tamam dedi ki ben asistanım diye gezdi, doçentim diye gezdi, profesörüm diye gezdi, ordinarius profesörüm dedi, ben hocayı tanımam dedi, işte vali oldu, belediye başkanı oldu falan. Sorun değil diyor, Ankara'ya gelir, daha sonra diyor ben Allah'ım der bir gün. O zaman zaten bana getirirler, yeniden görüşmüş olurum. Sizi arayıp sormuyormuş falan diyorlar. Bu Fahrettin Kerim şeyi, bu da başka bir tip. Siyasette çok iç içe ama şeyi yok böyle. Sürekli şeyin damarında gidiyor. Var olan konjonktürün. Mazhar Osman biraz daha o açıdan hani Fahrettin Kerim çok daha şey hani çok Mazhar Osman o açıdan düşünür bir adam diyelim. Fahrettin Kerim'in bir tane de şeyi var. Bir gün bu yine vali Tito İstanbul'a geliyor ziyareti. Belki onu biliyorsunuz. Şey karşılamaya gidiyor Fahrettin Kerim. İşte önünü ilikliyor. Bu arada Fahrettin Kerim'in boyu bu kadar. 1.52. Orada resimde belli oluyor. İstanbul'da 1960-70'li yıllarda küçük rakı için ver bir Hayrettin deniliyor. İşte Fahrettin var. Fahrettin. Çek bir Fahrettin. Bu eskiler bilir yani. Eskiler, eski kuşaklar söylüyor yani. Ver bir Fahrettin. Yani küçük aç diye. Yani kısa bölüm var. O bir gün böyle İstanbul'a gelirken şey, Tito onu karşılamaya gidiyor. İşte önünü ilikliyor. Karşısına geçiyor. İşte ben diyor ordinarius, profesör, doktor, milletvekili, İstanbul Belediye Başkanı ve İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay diyor. Memnun oldum. Ben de Tito. İki Ece yani. Adam iki Ece söylüyor. Tito, dünya tanıyor. İşte ordinarius, profesör, doktor, Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul Valisi falan filan. Ama sonra yani Fahrettin Kerim'in bir olayı daha var. Siyaset ilişkisi söyleyelim. Rüştü Recep Zühtü Soyak diye bir Zonguldak milletvekili Kuzguncuk'ta sevgilisini vuruyor. 10 yıl yaşadığı sevgilisini vuruyor milletvekili. Ve şey lazım. Bu arada Musa Kemal da çok yakın arkadaşı. Sivas Erzurum kongrelerinde bulunmuş, siyasette çok işli dışlı olmuş, kumarhane işletmiş, bir sürü işe karışmış bir adam. Tabii yani hapsedilmesi gerekiyor, yani cezası olması gerekiyor. Mazhar Osman'a diyorlar ki yani rica ediyorlar bir akıl hastası diye yaz şuna da yırtalım şeyle. Ceza ehliyeti yoktur diyelim. Mazhar Osman reddediyor ama Fahrettin Kerim yazıyor akıl hastası diye. Ona bir rapor veriyor. Milletvekilliği devam ediyor. Yargılanmıyor. Fakat ertesi şeyde de milletvekili olabilmenin koşulu şu. Yani ceza ehliyeti olması. Bir sonrakinde de ehliyeti tamdır diye yeniden milletvekili oluyor. Hatta o zaman Mazhar Osman sağda solda da şeyi söylemiş yani kendini temsil etme ehliyeti olmayan birisi milleti temsil ediyor mecliste diye. Böyle bir siyasetle adli psikiyatri üzerinden ilişkisi var. Şimdi Toptaş'ı Bakırköy'e taşınıyor. Bunlar 1920'li yıllardan Bakırköy Akıl Hastanesi diye geçiyor. Akliye ve Asabiye Hastanesi. Bu Bakırköy'ün bir şeyi şu, galiba demeyeyim kesin, en azından benim görebildiğim dünyadaki çok özel bir şeyi var, niteliği var Bakırköy'ün. Bakırköy aslında hastaların emeğiyle kurulmuş bir şey, akıl hastanesi, öyle diyeyim. Çünkü oradan taşıdığı kişileri 600'e yakın erkek orada Bakırköy'de o boş kışlaları tek tek tamir ediyor. Kanalizasyonlarını hastalar yapıyor. Suyu onlar bağlıyor. İşte ne bileyim binaları, tuğlaları vesaire onlar. Çünkü sahipsiz, Anadolu'dan gelmiş, kimsesi yok. İşte çoğusu sosyal nedenlerle yatıyor aslında. Bir doğrudan bir
akıl, yani tıbbi bir gerekçeyle değil ama bir şekilde orada ve şey, bugün baktığımız zaman bu gerçekten bir emek sömürüsü aynı zamanda. Biz zaten meşguliyetle tedavi dediğimiz şey ile emek sömürüsü arasında çok ince bir çizgi var. Yani çünkü şu, yani hastaları rehabilite ediyoruz ama onları amele gibi çalıştırıyoruz. Hastanenin işte bütün tarım işlerini onlar yapıyor. İşte burada şeyde görüyorsun istatistiklerini. Şuradan ben görebildiklerini okuyayım. Üzüm tonlarca. Ki bu 1980'lere kadar devam ediyor. Üzüm, bamya, erik, yani hastane 1960'lara kadar kendi kendine yeter bir ekonomi. Buğday yetiştiriliyor, işte ne bileyim tarım yapılıyor, turp. Yani hastanenin mutfağının ihtiyaç duyduğu her şeyi hastalar kendileri işliyor bu toprağa ve o zaman Bakırköy şimdiki kadar değil. Şimdikinin bir iki katı kadar daha düşünün, belki üç katı kadar daha. Çok geniş bir arazi. Mazhar Osman işte nihayetinde ölüyor. Sonuçta yerine şey geliyor. Mazhar Osman ölümüyle ilgili de bir efsane var. Bir hasta duyuyor, onu biliyor musun? Mazhar Osman öldü diyorlar. Hastanın birisi komşudan çıkıyor. Ya olur mu öyle şey diyor ya. Mazhar Osman ölür mü diyor ya. Aynı şeyi, aynı yalanı Atatürk için de uydurmuşlar diyor. Mazhar Osman ölmez diyor falan. Mazhar Osman bir figür olarak, yani bugünkü hastaneye de adını veren bir şey, insan ama şöyle bir sürü şeyi bugün bakıldığımız zaman çok eleştirecek. Yani kadın konusunda inanılmaz şey. Kadınlar çok, bugün baktığımız zaman çok aşağılayıcı, tanımları, öjeniyi bir kısmını savunması, ırk hıfzı sıhhasını savunması, işte hani hastalar kısırlaştırılması, evlenmelerinin engellenmesi, hele 1930'ların Almanya atmosferini yazdığı bir sürü, bugün baktığımız zaman kadın düşmanı diye düşünebileceğimiz ya da çok evliliği savunan bir sürü böyle şey, bugüne göre daha geri fikirleri diye değiliz, bir sürü şeyleri var. Ama şöyle de bir ortak kanaat var, 1950'den sonra Bakırköy'de biraz işlerin tadı değişti filan diye söylüyorlar. Çünkü kızıyordu, bağırıyordu, her şeydi falan. Fakat bir tür yarı tanrı gibiydi psikiyatrinin. Ama aynı zamanda da vebali de var, tabii onun da hakkını şey yapalım. Bir yandan gerçekten bir hastaneyi kuruyor ve gerçekten çok farklı bir seyrini değiştiriyor psikiyatrinin ama bir de olumsuz anlamda değiştiriyor. Türkiye'de dinamik psikiyatri ya da psikanaliz veya psikoterapi gibi şeylerin falan önünde de aslında bir anlamda Masoros'un o koşullar içerisinde sert ve yalnızca Krapelinci modeli savunduğu için böyle gelişen bir hastane oluyor. Bu Fahri Ceylan Göktürk'a çok güzel öyküleri vardır. O başhekim oluyor, sanattan anlayan bir adam. İşte ne bileyim, Rodin'in heykelini görüyor, etkileniyor. Bu heykeli yaptırmak istiyor. Bu heykeli yapan da arkadaşlar yine hastanede yatan Kemal Künmak, mimar. Bunu tamamlayan kişi de, kolunu tamamlayan kişi de bir hasta. Yine hastanede yatan bir subay. Sonra işte o dönemlerde ceylanlar, işte koyunlar, tavuklar, tavuslar. Bu aslında 19. yüzyılda ilk başta bahsettiğim aile modeli, şehir dışında, topraklı arazi üzerinde, geniş şartlarda vesaire gibi. Onun bir tür şeyi, Bakırköy'de inşa edilmeye çalışılan bir durum, hastane modeli. Bu da yine bu defa da o yeni başhekimin propaganda kitapçığı diye, tanıdık kitapçığı. İşte bu eskiden yemekhane böyleydi işte, ama şimdi böyle. Tabii ki şey, orada mesela cam şişeler falan, bu böyle değil, hiçbir zaman değil. Yani 1970'lere kadar hastalara kaşık verilmiyordu. Zaten elle yeniliyordu. Yani burada hani cam bardaklar, işte ne bileyim falan. Belediyesi çizimden aynı bir çıktı ya, orada da öyle. Tabii. Eski hali yeni. Eski hali yeni hali. Bu çok moda. Bu hep devam ediyor. 27 Mayıs oluyor arkadaşlar. Başka bir şekilde yine Bakırköy'ü etkiliyor. 27 Mayıs'ta biliyorsunuz işte askeri yönetime el koyuyor. 27 Mayıs, işte 2 Haziran'da telefon açıyorlar. Şeyi getirtiyorlar. Faruk Bayülkem Almanya'da kaplıcada. O dönüp başhekim olarak atanıyor. Mazhar Osman'ın hem damadı. Sonradan ayrılıyorlar. İşte Faruk Bayülkem dönemi başlıyor. İşte o dönem rehabilitasyon, o bahsettiğim toplum ruh sağlığı modeli falan işliyor. Ben şimdi toptaşıyla işi sınırlandırayım. Çünkü çok uzun oldu, farkındayım. Çok uzun zaman geçti. 70'li yılların sonunda bir kere daha siyasetle kesiştiği yer, şu anlamda bildiğimiz siyasi tarihle 1839'da Tanzimat'ta kesişti. Reformlar başladı. İkinci Meşrutiyet'te yeni bir hal aldı dedik. Cumhuriyet'te başka bir durum oldu. 27 Mayıs'ta diyelim Bayülkem geldi. 12 Eylül'den hemen önce de 79'un sonunda Yıldırım Aktun'a, bunu duymuşsunuzdur. Yıldırım Aktun oranın başhekimi oluyor. Daha sonra işte başbakan yardımcısı, sağlık bakanı, belediye başkanı filan oldu. Ajda Pekkan'ın kocası. Kimin? Ajda Pekkan'la evet. Şeyler, ya çok popüler. Çünkü Yıldırım Aktun'un orada oluyor oluşunun da arka planı var.
Yıldırım Aktun'a aslında bir nörolog, psikiyatrist değil. Ve albay, asker kökenli bir doktor. Babası da Kenan Evren'in çok yakın arkadaşı. Ataması... ama orada bir tür 12 Eylül'den sonra Bakırköy'ün sıkı yönetimini Yıldırım Aktun'a yapıyor. Yıldırım Aktun'a döneminde kurumsuzlaştırılıyor hastane. Şu anlamda bu Özal döneminin neoliberal politikalarıyla çok uyumlu. Çünkü şu deniyor, ortada 2500 yatak var, 6000 hasta var. Bu işi nasıl çözeceğiz? Yeni hasta almayacağız. 2500 yatağa 2500 hasta diye bir hafta içerisinde, sözlü tarihte bunu konuştuk. Deniyor ki şefler bize bir hafta süre verdi, hastalarınızı boşaltın. Odanızda kaç yatak varsa o kadar hasta olacak. O dönemin gazetelerini taradık. O dönemin gazetelerinde şu var, Topkapı garajı, İstanbul'un eski garajı, oraya hastalar bırakılıyor. Ve en azından bizim bilebildiğimiz, yani böyle hani çok büyük rakamlar değil ama epeyce bir kişi dışarıda ya araba çarpmasından ya sefillikten vesaire o dönemde İstanbul'da ölüyor. Çünkü o yıllarda 1970'lerde Ankara postası, Konya postası, Adana postası diye 15 günde bir belediyeler, valilikler etrafta akıl hastası olduğunu düşündüğü veya kurtulmak istediği kişileri veya sahipsizleri veya evsiz diyebiliriz. Pikaplara binerek, kamyonlara koyarak düzenli olarak Bakırköy'e getirip bahçeyi bırakıp geri gidiyoruz. Böyle bir dönemden bahsediyoruz. Bu Nokta dergisinde bir haber yapıyor. Uğur Dündar TRT'de haber yapıyor. Yeniden dönüyoruz başa. Yeni bir Piniel doğuyor gibi oluyor. Aktun'a da bu sefer diyor ki işte 5 yılda tımarhaneden akıl hastanesine. Sizi temin ederim, bu tımarhaneden akıl hastanesinin lafı Osmanlı'dan 2000, hatta geçenlerde yine şey dedi Sağlık Bakanı, tımarhaneciliği bırakıyoruz, akıl hastanesine şey yapıyoruz, toplumu içerisinde tedavi edeceğiz gibi. Bu reform söyleminin tipik bir şeyi. Akıl hastanesinden tımarhanenin akıl hastanesine geçiyoruz. Yıldırım Aktun'a döneminde bu daha da farklı, cehennemde devrim diye başlık çıkıyor. Bu da ilginç, bakın bir hastanesine çağdaşlaşma hali, işte o çağdaşlaşma söylemi devam ediyor. Orada da ne var? Burada okunabiliyorsa işte burada reformlarla artık daha insani muamele yapıyoruz filan diyor. Sonra Arif Verimli'yi medyadan belki biliyorsunuz, o başhekim oluyor. 90'larda başka türlü sistemler ortaya giriyor. Döner sermaye, hasta baskısı, DSM, yeni tanımlama sistemleri vesaire. Ama bu arada Bakırköy'ü bırakalım. Toptaş'a ne oluyor? 5 dakikada zaman varsa toparlıyorum. Toptaş'ında da şu oluyor arkadaşlar. Arkadaşlarım zaten işi bitti. Evet. Şey oldular. Götüreceğiz. Evet. Arkadaşlar bu işin sonu oraya gidiyor. Şöyle bir şey oluyor. Onun devamı da çünkü şey bir hikaye, belki duymuşsunuzdur. Toptaş'ı 1927'de kapanıyor. Bakırköy kuruluyor. O kurum 1935'te tütün bakım atölyesi oluyor. 1900 kadınlar tütün şey yapıyor, mimarisi değişiyor. 1950'de Demokrat Parti hükümete geliyor. Toptaş'ını cezaevi yapıyor. O cezaevi 1979'a kadar devam ediyor. 1979'da İmam Hatip Lisesi oluyor. Üsküdar İmam Hatip Lisesi aynı yer. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oluyor. 2010 yılında da yeni açılan vakıf üniversitesi var. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Şu anda da Toptaş'ın kampüsü diye bir Toptaş'ın yerleşkesi diye bir üniversitenin kampüsü olmaya çalışılıyor. Restorasyon devam ediyor. Buradan hani öyle esprisini arkadaşlar biliyoruz, bir Foucault'un şey, torna şeyi gibi böyle önce kışlaydı, Darüşşifa'ydı, akıl hastanesiydi, işte ne bileyim cüzdanlılar kalıyor bir yere, üç yıl. Sonra tütün atölyesi, cezaevi, İmam Hatip Lisesi, sanat fakültesi, üniversite falan gibi böyle bir şeye doğru gidiyor. Orada da çok fazla solun özellikle çok önemli isimleri orada kalıyor Toptaş'ında. Çünkü Paşa Kapısı sağcıların cezaevi, Toptaş'ı solcuların cezaevi diye o dönem öyle. Ama orada kalan sağcısından solcusundan epeyce bir insan var. Bu sadece benim bulabildiklerim, çok daha fazlası var. En son kalan kişi Yılmaz Güney. İşte Demokrat Partililerin bir kısmı orada kalıyor. İşte Necip Fazıl bu şiirlerin bir kısmını orada yazıyor. Zindana şey, Mehmet, zindanın Mehmet'e mektup falan gibi şeyleri. Can Yücel Çelen'in şeyini çeviriyor. Şizofreni tanısı olarak? Yok yok hayır, bunlar şey cezaevi döneminde siyasi nedenlerle o eski akıl hastanesi olduğu yer. 1927'de hikayemiz bitti. Neyse şeyi görüyoruz. Evet evet. Onun öyle bir ikisi var galiba. Neyse Toptaş'ı döneminde kalıyor. Hatta Toptaş'ı döneminde Said Nursi de kalıyor. 3-4 ayda o kalıyor. Evet. 1908. Neyzen de kalıyor, sonra Bakırköy'de kalıyor. Mihribelli kalıyor orada bir dönem. Ne bileyim Günzile'de işte
Dündar Kılıç da güzel. Dündar Kılıç da zaten biliyorsun şeyi orada öğreniyor. Yılmaz Güney zorla kafasına vura vura şeyi öğretiyor, okutuyor vesaire. Hatta adam çıktıktan sonra da şeyleri var, sözleri var. Yani hani içeriye mafya olarak girdim, çıktım artık bu işleri şey yapamıyorum. Baba. Mafya değil de baba. Son baba ya. Evet, Kürt İdris'le beraber o dönemin en önemli babası. Simgesi. Can Yücel de mesela Adana'ya sevgisi aslında çok güzel bir ay ışığı şiiri var. Bileklerimizi morartmış yeni Alman kelepçeleri diye başlayan bir şiir. En sonunda ey ay ışığı sen işte gümüş bir tüy diktin manzaraya falan gibi. Hani giderken yazdığı bir sürü kişi nihalatsızlar falan kalıyor. Hatta burada bir de Metin Oktay da kalıyor. 59'da Galatasaray şey Fenerbahçe'nin ağlarını delen o meşhur golü atıyor. 27 Mayıs oluyor. Sıkı yönetim komutanı diyor ki yok mu bunun bir falsosu filan. Gol atıyor. Ya şunlar adam askerlik sırasında 8 gün izinleri yazılmamış. Maç izinleri, hafta sonu izinleri var ya. Onu işletmemiş. Bunu buluyor 40 gün top taşına gönderiyor. Fenerbahçe sıkı yönetim komutanı. O da orada kalıyor. Şu şey Ratip Tahir Burak o bir karikatürden dolayı. Bir yolsuzluk karikatürü çiziyor. O ondan dolayı içeriye giriyor. Ya böyle bayağı bir epey bir şey var. Arkadaşlar sabrınız için teşekkür ediyorum. Bu genel olarak kitaptaki yani bir kurumu anlatmaya çalıştım ama ya daha fazla böyle bir ortak arkadaşımız lazım herhalde. Tabii lütfen. Daha sorularınız var. Tamam. Arkadaşlar küçük bir ara verirsek kaçarsınız. Kaçmak isteyenler kaçsın. Kalanlar da devam edelim. Bülyar boyu çay servisi yapmak da bir şey var mı sakınca? Dolayısıyla soru cevaba sıcak sıcak geçebiliriz. Sormak istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Ben sorarsam çok uzun soruyorum, ona göre. Evet, sormak istediğiniz bir şey var mı? Sorayım ya da sormak... Buyur, Mehmetciğim buyur. Öncelikle teşekkür ederim. Hem ağzınıza sağlık, hem emeğinize sağlık. Masal Osman'ın bütün konuşmalarla başlarken söylediğini belirttiği bir söz vardı. Evet. Yansıttığınız aynı zamanda. Cinnet bir hastalıktır, Mecnun'un bir hastadır. Evet. Bana biraz... Fazla maksatlı bir girişmiş gibi geldi. Yani siz biraz hızlı geçtiniz ama yani orada sanki hem biraz da sert bir imzacı olduğundan bahsettiniz. Sanki aklıma diyor işte delileri ayrıştırma politikası aşılamaya çalışıyormuş gibi de geldi bir taraftan. Çok fazla delimi bilmemiş, çok üstüne düşmek istemedim ama yo, doğru, size doğru. Sormak istedim. Evet evet. Yani orada çünkü Masar Osman iddiası çok açık. Diyor ki şey bu... Çünkü hakikaten çok saçma geliyor kulağa. Yani şey ilk okunduğunda ne anlam nedir ki bunun? Buradan nereye çıkar ki bu adam yaşıyorsun? Evet ama o dönem için şimdi bize hani o yüzden onun şeyi vurgulama çarpar. O dönem için yani bugün baktığımız zaman hiçbir anlamı ifade etmeyen cinnet bir hastalıktır. Çünkü cinnetin hastalık olduğunu tabii ki ondan önce Moncieri, Castro diğerleri de söylüyor. Burada garip bir durum yok ama bunu bütün halka yaymasında ya da o gruba bunu sürekli empoze etmesinde şu var, yani deliliğin o dediğin anlamıyla tıbbileştiriyor. Yani delilik bir tıbbi kategoridir, sürekli savunuyor ve bunun arkasında zaten. Ve bunun bir adım daha önüne çıkıyor. Cinnet hastalıktır, Mecnun ise hastadır. Yani Mecnun bugünkü anlamıyla psikoza denk düşen, yani gerçeklikle bağının koptuğu varsayılan şey, grup. Yani Mecnun ise hastadır. Ya burada şu... organik bir psikiyatriden bahsetmiştim ya, Krapelinci okul. Orada sert bir şekilde bu meselenin başka herhangi bir tıp alanından farklı olmadığını ve bunun da profesyonelleşmesi gereken bir grup tarafından bunun üzerine eğilecek ekibin kendisi gibi bu işin akliye ve asabiye uzmanı, mütehassısı kimse onun alanı olduğunu, hatta diyebiliriz ki Abdullah Cevdet'ten de katabiliriz, pozitivist bir şekilde bu iş bir mekanik bir durum ve bu işin tamiri ve tedavisi mümkün. Dolayısıyla nasıl başınız ağrıdığında ne bileyim başka bir bedensel bir müdahale gerekiyorsa bu da diğer hastalık kategorilerinde ve bu da tıbbın bir dalı, uzmanlık alanı. Dolayısıyla şey iddiası da var. Yani bunu siz artık gidip üfürükçülerle, hocalarla, sağda solda toplumsal şey... Tabii. Ama zaten o dediği şey çok psikiyatri tarihi için çok önemli bir tartışma konusu. Akıl hastalıkları 19. yüzyılda neden arttı? Çok önemli bir soru. Ama hocamız yanıt versin. Tabii. Psikolog arkadaşımız şey, belki hani biraz daha bilimsel anlamda alana çekmek için hani cezbe şey vardı ya, mevsimde siz cezbe. O meczup. Evet. Yani meczup için belki de. Evet.
böyle bir değerlendirmeden hani daha bilimsel bir alana çekmek için şu anda doğru. Da ihtiyaç duyduğumuz çünkü ev ziyaretlerine gittiğimizde özellikle görüyoruz. Hani yine bu dini bir takım şeylere başvuruluyor. Hani hocalara götürülüyor. Ya da daha farklı hani kayığa bindirilip işte denizin ortasına atılan bile duyduk. Hani şu anda ailenin kendisinin gidip tedavi amacıyla başvurduğu bir takım şeyler oluyor, yöntemler oluyor. Belki hani bunu o dönemde daha çok ihtiyaç duydukları için böyle bir söylemi daha bilimsel de bir şey tekniği yapmış olabilir diye düşünüyorum. Evet. Yani. Şey pragmatik bir adam demiştim ya Masa Osman. Onu akılda tutan şey profesyonelleşme ama o dediğin çok önemli. Bir yandan pragmatizm değil bence gerektirir. Çünkü hani insanlar acaba hani yine bir şeytan bir şey var mı diye bir takım yöntemlere yine başlıyorlar yani. Doğru. Şimdi pragmatizmi de şuradan anlatacağım. Şey diyor, Masar Osman diyor ki baştan kesinlikle ilk yazılarında diyor kesinlikle bu iş diyor hacıların, hocaların, üfürükçülerin vesaire işi değil. Bu bir bilim, bu bir şey uzmanlık şeyi. Onun yüzünden akıl hastalarının sayısının artışıyla profesyonelleşme arasında bu Marx bir psikiyatri tercih var, Andrew Scull. O çok iyi bir bağ kuruyor. Çünkü profesyonelleşme yükseldiği için aslında hastalıklara daha fazla teşhis konuldu. Dolayısıyla reel bir yükseliş yerine profesyonelleşmiş bir grup bir hegemonya kuruyor, hak iddia ediyor ve onlar teşhisler arttığı için aslında daha önce hasta demediğimiz kişiler hasta olmaya başladı. Dolayısıyla profesyonelleşme ile hasta sayısının artışı arasında bir korelasyon var diyor. Daha fazla psikiyatri uzmanı, daha fazla akıl hastasının teşhis edilmesi. Demek ki bu tıbbın diğer alanları içerisinde geçerli bir durum. Pragmatizmi de şu, Masar Osman başta diyor kesinlikle hacılar, hocalar, bu işler falan bunlar olmayacak. Bir tek hastanede bu işler yapılacak, böyle uygulanacak. Cumhuriyet biliyorsunuz 24'te, 25'te şeyi kaldırıyor, tekke zaviyeleri kapatıyor. Böyle rivayet ediliyor, ne derece doğru bilmiyoruz ama bir iki hatıratta da geçiyor. Masar Osman İnönü'ye gidip diyor ki ya siz bu tekke zaviyeleri kapattınız ama yani biz Bakırköy'ü kurduk. Peşine böyle bir kanun, şimdi zaten bir sürü hasta geliyor İstanbul'a, yeni vurdunuz yok. İyi kötü bu tekkelerde Karacaahmet var, Manisa'da, Burdur'da, şurada burada hocalara götürülüyordu. Yataklı da olsa akut durumlarda hani birkaç ay kalınan Erzurum'da, Adana'da, Manisa'da, şurada burada yerler vardı. Şimdi onları siz bizi için hiç değilse bu tarafını kapatmasanız gibi bir talep olduğu söyleniyor. İnönü'nün bunu ne sen istedin ne de beni duydun filan. Bu mevzuyu kesinlikle tartışılamaz diye filan diyor. Şimdi şuna değineceğim, hani bizde TRSB'de sınırlı ebeveynlik yapma modeli aslında hani psikolog olarak benim orada daha çok yapmaya çalıştığım ve yaptığım şeyin o olduğunu söyleyeyim. Hani hasta grubuna sürekli belli bir saat içerisinde aynı ortamdasın ve onları sınırlı ebeveynlik yapıyorsun. Sonuçta bunlar ilaç alıyorlar ama bir anlamda model oluyorsun yani. Kaygılı gelebiliyorlar, psikotik bir kaygıyla gelebiliyorlar, başka şeylerle geliyorlar ve onlara biraz da hani normal ortamda davrandığınız zaman iyileştirici bir şey oluyor. Siz hani şey sordunuz, normallik ve anormallikle alakalı. Yani ben şuna inanıyorum yani TRSM'deki gözlemlerimden ne kadar hani normal gibi davranmaya başlarsanız onlar da o kadar normal tepkiler veriyorlar. Ama hani siz ne kadar anormal ve deli ya da farklı ya da çocuk gibi davranıyorsanız onlar da o şekilde tepki veriyorlar aslında diye düşünüyorum. Yani TRSM'nin etkili olacağını düşünüyorum ben. Tabii uygulayan kişilere bağlı olarak. Şimdi Mehmet'in buyur bir daha sonra. Ben bir tek bir ekip yapabilir miyim? Rodin heykelini gösterdiniz ya. Ha evet. Bugün bile hala pek çok kişi o heykeli Masar Osman heykeli olarak biliyor. Hatta bir şey söyleyeyim. Onunla ilgili bizim şey Bakırköy'de bir espri var. Üç tane şey var, heykel var Bakırköy'de karışmasın diye. Bir tanesi şey, düşünen adam onu hakikaten önemli bir kısmı Masar Osman zannediyor. Ayırt etmek için o heykel düşünen adam tamam. Bir tane de Masar Osman'ın şeyi var, aşağıda heykeli var. Tarif etmek için hep şey, heykelleri kullanıyoruz. Bir tane de Arif Verimli'nin diktirdiği saçma sapan bir heykel var. Onu telaffuz edeyim, kayıtlara geçsin. Bakırköy'de ona dumanan adam diyorlar. Böyle garip bir adam var. Hiçbir anlamı yok. Böyle demir bir heykel yani. Öylesine duran bir heykel. Hiçbir sanatsal bir şey yok yani.
heykel de değil, aslında bir konstrüksiyon gibi bir şey. O tarif ederken hep öyle diyorlar. Düşünen adam bilindiği için oradan tarif ediyorlar. Birisi düşünen adam karışmasın diye aşağıda bir de Mazhar Osman'ın yine aynı heykel tıraşın yaptığı dev bir şeyi var, heykeli var. Ona da dikilen adam. Düşünen adam değil, dikilen adam. Ama o düşünenin Mazhar Osman olduğunu ama dikilenin Mazhar Osman olduğunu bilmiyorlar yani. Hani onun daha çok yakıştırılıyor Mazhar Osman. Arkadaşlar başka, buyurun. Siyasetin tıbbın diğer branşlarından dışında psikiyatriye bu kadar yakın olması, acaba siyasetin içinde bulunduğu gizliği meşrulaştırdığı için yıllar içerisinde sebep bu mu? Yani 5. Murat'ın tahtta olması, ne bileyim sonra Fahrettin Kerim Gökay anlattığınız olayı. Yani biraz tesadüf değil gibi geldi bana sizin anlatımlarınızdan. Onunla da ilgili bir tane şeyle başlıyor, anekdot, şey, Mazhar Osman için söylenir ama her bölümde değişik anlatılır. İşte Menderes'in rüya, Mazhar Osman için şey dediği, ya Mazhar Osman'la ilgili bir şey söylüyor. O da diyor ki, ya bırak ya o deli adamı falan, bunu getirip söylüyorlar Mazhar Osman, senin için böyle diyor. Zaten deli doktor diyorlar. He, deli doktor. Yani Mazhar işte, Osman'a seni götüreceğim diyorlar. Evet, evet. Bir de Mazhar Osman kendisi de zaten biraz şey, o dönemdeki tanıklıkta öyle diyor, hani böyle tersi düzü belli değil. Biraz delice konuşuyor filan hepsine. Gelip yetiştiriyorlar Mazhar Osman'a, diyorlar ki ya senin için Menderes deli diyor, ne diyorsun? Ya diyor, onun benim için deli demesen bir önemi yok ama ben ona deli dersem diyor, durum değişiyor. Tabii yani psikiyatrinin şeyinde bir gücü var, ilgisi ama bu tabii böyle konjonktürel bir şey bir... Ama gücün de hizmetinde bu arada. Ama hayır, burada başka bir şey var. Aslında psikiyatrinin tıbbın diğer dallarıyla siyaset bu kadar niye iç içe olur olmaz mı? Çok somut bazı şey var. Onunla ilgili şunu söyleyeyim. Adli psikiyatri diye bir alt bilim var biliyorsunuz. Bu psikiyatri dediğimiz zaman sadece bir basit bir şeyden bahsetmiyoruz. İşin içerisinde hukuk giriyor, cezai ehliyeti giriyor. Bir kişinin suç işlediği sırada akıl hastalığı var mı yok mu? Hatta öldükten sonra bile şöyle raporlar bile yazılabiliyor psikiyatride. 4 gün önce işte diyelim miras yoluyla birine bir şeyi devretti ama onu devrettiği sırada akıl hastası mıydı değil miydi? Var olan bilgiler içerisinde bu tip tanıklıklar ve raporlar da yazılabiliyor. Onun dışında kim evlilik önünde bir engel, miras, veraset, işte ne bileyim bugünlerde çok fazla şey var. Hani işte 70 yaş üzeri bir ciddi gayrimenkul devredecekse acaba edecek mi etmeyecek mi? Etmeyecek mi? Çocukları götürüyor işte şey adli rapor verilmesi yerine akıl hastalığı yerindedir, tamdır. Ceza ehliyeti vardır, yoktur vesaire gibi. 67 yaş. Şimdi öyle bir şey var, evet. Ya belli bir şey, meblağın yukarısındakiler için dava edilebiliyor. Çocuklar anne babalarını dava edebiliyor. Hani yeniden bir muayene olsun, hakikaten bu böyle yapılır mı? Ya da evliliklerde ayrılıyor. Yaşlılık döneminde bir başka genç bir diyelim kadın evleniyor falan. Ya da tam tersi oluyor. Acaba burada başka bir şey mi var? Ceza ehliyeti var, şey, akıl şey yeterli mi diye bu takım güçler de var. Ama bu tabii siyasetin ne kadar kullanılıyor, bu daha eski dönemlerdeki gibi. Tabii bizim bahsettiğimiz tam modernleşmenin sıcak olduğu bir yıllar yani. Bu Osmanlı son dönemi, Cumhuriyet'in ilk yılları tabii ki bu ilişkiler çok daha şey. Ama bugün için de geçerli. Hatta en son Fransa basında şey çıkmıştı, bu Kaddafi ile ilgili işte adamı sonuçta şey yapamıyorlar. Bir 6 ay önce çok iyi olduğun bir adam için savaş açıyorsun. Gaddar diyorsun. Yani bunun şeyi var filan gibi. Hatta bazıları şey diye yazmaya başladı. Ya adam zaten şeydi işte manikli bir yerde İtalya'ya gidip milyon dolar niye harcasın? İşte sürekli şey cinsel şeyleri çok yüksek, işte çadırlar kuruyor bilmem. Adam için mesela böyle bir şey kategori olarak. Yani diyorlarsa o ehliyet yoksa dolayısıyla hani aklına yönelik bir ehliyeti olmadığını dolaylı olarak vurguluyorlardı. Dolayısıyla hani yapacağı her tür eylem delice çılgınca olacak tırnak içinde. Böyle bir şey ima ediliyor. Şunu söylemek istedim ben. Türkiye yani evet. Osmanlı ve Türk tarihinde değil. Psikiyatri hep gücün emrinde olmuş gibi bir intiba edindim ben. Mesela bugün okuduğum bir yazı vardı. Devlet başkanlarının sağlık, özellikle psikolojik şeylerin yıllık olarak yayınlanması gerekiyormuş Amerika'da. George W. Bush'un karşısına çıkan bir kişinin psikiyatriye depresyona meyilli olduğu saptandığı için adaylığı engellenmiş. Bizde hiçbir zaman hiçbir devlet başkanı için böyle bir şey yapılmadı bugüne kadar. Yani ve dediğim gibi bizim tarihimizde hep psikiyatri gücün emrinde olmuş. İşte ne diyeyim iktidarları değiştirmek için kullanılmış.
Ve bunun karşılığında bir takım da şeyler avantajlar sağlanmış. İşte ne bileyim, yani anlattıklarınızdan çıkarımım o benim. Yani aslında şöyle, yani somut kişilere bakacak olursak toplamda en fazla yani onun şey girişinde yazmıştım, yani 20 kişiden falan bahsediyoruz. Ta Osmanlı'dan şu andaki Bakırköy'e kadar şu kadarlık bir liste var, başhekimlerin listesi. Çünkü bir gelen en az işte Mazhar Osman diye 30 yıl, bir işte 40 yıl, birisi işte ne bileyim 20 yıl. Çünkü dönemler o kişilerle ve onların icraatlarıyla kaynıyor. Yani onlar ile bakıyoruz o kuruma aslında. Yani kurumsallaşma dediğimiz şey, bir yönetici geliyor, bir işleri yapıyor. Diğeri geldiği zaman eğer başarılıysa bu işleri unutulması için bir oyunlar yapıyor diyelim, ama reel siyasetin içerisinde, o bildiğimiz kurumsal siyasetin içerisiyle Bakırköy'ün başhekimliği arasında elbette ki böyle bir şey bağı var. Yani mesela Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde başka iki başhekim atanıyor peş peşe. Bu hükümet geliyor, bir ürolog atanıyor, akıl hastanesinin başhekimi. Birisi geliyor, başka bir şey atanıyor. Yani dolayısıyla o açıdan dediğin gibi her durumda böyle bir fiiliyat da artık belki o kadar çok önemli değildir, ama yine de şunu tartışılmaya çok da açık bir yana, sadece Türkiye için değil yani. Hani bugünkü anlamda hani o Mazhar Osman döneminde belki tek rapor yeterliydi bir kişiye şey söylemek için. Şimdi ekstra adli tıbbın ekstra hakem kurulları var, 3 kişi inceliyor, itiraz hakkı var, bir başkası da belki muayene edebiliyor vesaire, ama dediğin anlamdaki siyaset ile bağ diğer alanlara göre daha... Ama Mazhar Osman, pardon bitireyim ben. Mazhar Osman hani demiş ki ben ona deli raporu verirsem Adnan Menderes için. Hakikaten espri, ama hakikaten böyle bir gücü var mıydı? Yani bir hekim olarak diyebilir miydi o istibdat ortamında? Hani ben buna böyle bir rapor veririm. Hakikaten Adnan Menderes'in bu tarz eğilimleri de vardı. Eğilimleri de vardı ama... O gücü kendine görebilir miydi bir hekim? O özelliğe sahip miydi? Onu muayeneye soruyordu. Gelse bir hekim yapabilir mi? Muayeneye gelmezdi yani. Ya Mazhar Osman özelliğinde ise sahip değildi tabii ki. O özelliği siz galiba... Bugün de sahip. İsminizi bağışlarsınız. Leyla. Leyla'nın herhalde şeyi... bilmiyorum, belki onu kastetmiyorsunuz ama... Hani bir iddia var ya, özellikle Merkel'in karşısında Almanya'da bir konferans esnasında, daha doğrusu konuşma esnasında Erdoğan çakıyı çıkarıyor cebinde. Şey, çakı, şu tırnak kesme çakısı var ya, çıkarıyor. Parmaklarını törpülüyor falan. Arada bir de şey Erdoğan'ın 10 yıllık süreçte, belediye başkanlığı sürecinde çok değil ama 10 yıllık süreçte beşer onar günün kayıp olduğu dönemler var. Bu güya iddia şu, Sara vakası işte, hatta bu şeyde otomobilde kilitli kaldığında o balyozla orayı kırıp girmelerinin asıl gerekçesi, adam içeride kriz geçiriyor, ulaşılması gerekiyor o anda artık adamın silah çıkar yani neyse işte böyle bir iddia var mesela. Son 2-3 ay önce de galiba yoğun bir şekilde işte bu diktatör hikayeleri falan söylenmeye başlandığında işte bazı ne diyelim sosyal psikologlar mı oluyor, sosyal psikolojinin alanından isimler de yazıp işte evet şöyle eğilimler taşıyor, işte otoriter eğilimler taşıyor, narsist eğilimler taşıyor diye yayınlar yaptılar, ama bunların hiçbirinin bağlayıcılığı olduğunu düşünmüyorum. Yani ya da yani Mazhar Osman isterse ülkenin en etkili doktor olsun, değil. Sağlık bakanı olsun. Sonuçta ülkeyi yönetmiyor en nihayetinde. Ya da tek bir sözde bu iş değişmiyor. O bir de şey, bu konuşmalarımız son sorulardan, Mehmet'in sorusundan itibaren konuştuğumuz şeye ben de bir siyaset felsefesi gözüyle bir yorum getirecek olursam, biz tabii Fatih'in ve birkaç tane daha değerli arkadaşımızın yeni yeni çalışmalarıyla bu olaylara vakıf olmaya çalışıyoruz. Yani sağlık alanında kapatılma nasıl gerçekleşti? Biliyorsunuz hastaneler de çok yeni bir form, hapishaneler de yeni form. Yani daha doğrusu moderniteyle kazanmış oldukları bir özellik var. Bu tımarhaneler, delilik vesaire mevzusu da bir kapatılma formu ve moderniteyle ilişkilendirerek düşünüyoruz. Arkadaşımız bir şey söyledi. Eskiden ya da halen insanlar işte hastalarını götürüyorlarmış, işte denizde atıyorlarmış. İşte denizde atıyorlarmış derken artık çaresi yok. Eskiden bu iş şöyle oluyordu. Hatta çok eskiye gideyim. Diyojen diye Sinoplu Diyojen diye birisi var. Bu İstanbul'lu Bizans İmparatoru Diyojen diye başbakan bunu da karıştırdı. Geçenlerde bir konuşmasında. Gerçekten arada da bir 500 yıl var. Ama yani o kadar korkunç hatalar yapıyor ki, mantıksal hatalar. Yani mesela başbakanın mantıksal hatalarını Tayyip Erdoğan'ın
yan yana koyuyorlar. Mesela en son bu Ermenilerle ilgili ifade ettiği taziyesinde yurt dışındaki basına verdiği şeyde bir soykırım olabilir mi diye soruyor karşısındaki. O da diyor ki bir soykırım olamaz çünkü hala İstanbul'da ve Türkiye'de Ermeniler yaşıyor diyor. Yani karşısındaki, evet, ya orada adam dese ki ya işte Almanya'da Türkiye'dekinden daha çok şey insan var işte Yahudi var falan dese iş film kopacak ama kimse sormuyor. Yani şey hani Alman Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi yani bazı şeyleri kendimiz sıkmak zorunda kaldım. Ona söyleyemezdim diyor. Nezaketimi korumak zorundaydım. Neyse, hikayenin başına dönelim. Büyük İskender şeyden işte Mezopotamya vesaire Mezopotamya'yı geçiyor işte Hindistan'a kadar gidiyor. Sonra geri dönüşünde Sinop civarında söylenceye göre benim malumat olarak aktardığım bir şey, bilgim olan bir şey değil. Karşılaşıyor. Şehrin dışında fıçının içinde kalan bir adam var. Sinoplu Diyojen bir hazri bir düşünür. Hazri düşünürle de kastımız şu, şaraptan zevk alabilmek için bile bilgi gereklidir diyen birisi. Yani dolayısıyla aslında bu lafı eden birisi çok Sokratik, zaten Sokratik bir okulun parçası olan bir şey, ardılları. Ama yani bu kadar değerli şeyler söyleyen birisi fıçının içinde yaşıyor. Çıkmıyor ve şehrin dışında bir yerde. Büyük İskender de oradan geçerken bu kimdir diyorlar. İşte Diyojen falan diyor. Selam veriyor işte. O da cevap veriyor. Gölge etme başka ihsan eylemem diyor işte. Ne istersin benden falan gibi. Büyük İskender de gülüyor. O şeye göre, anlatıya göre gelip geçiyor. Bunu hep böyle birbirimize anlatırız böyle hoş bir seda olsun diye ama aslında orada Büyük İskender gerçekten büyük. Büyük İskender'e bunu söyleyemezsiniz. Yani Büyük İskender olayın farkında, o bir insan değil. Eskiden deliler ya da azazılı olan işte psikopatlar, şunlar bunlar, şehrin surlarının dışına atıldıklarında zaten surun dışında bir insan yoktu. İnsan yok yani. İnsanlar oraya tarla ekmeye, bilmem ne yapmaya gidiyorlardı ama orada yaşayanlara insan demiyoruz. Orada yaşayanlar değil, surun içinde yaşayanlar insan. Surun içinde olanlar çünkü politika yapabiliyor. Çünkü işte söz hakkı var, hayata katılabiliyor. Şehrin hayatına katılabiliyor. Dışındakilerin yazılı hiçbir tarihi yok. Dolayısıyla İskender ona ilişmemekle bir hayvana ilişmemiş gibi oluyor. Yani bir filozof ama böyle bir şey. Ama günümüzde böyle bir hikayeye imkan yok. Çünkü herkes işte bir şekilde kafa kağıdı dediğimiz cüzdanlara sahip. İşte olmayanlar da aslında şey. Bir şekilde buna sahip olduğumuz için bizim asıl problemimiz zaten moderniteyle işte. Bu yüzden 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, 18. yüzyıl diye hikayeye başlıyoruz. Daha önce yok muydu akıl hastası? Vardı. Daha önce bu işle ilgileniyorlar mıydı? İlgileniyorlardı ama oradaki sağaltım faaliyeti başka bir şeydi. Yani bize anlatıldığı gibi o mistik sular akıyordu, hastalar bir iyileşiyordu falan. Osmanlı'yı hep anlatırken böyle anlattı ya, akıl hastaları bile suyla, duayla iyileştiriliyordu falan. Ya bunlar hikayenin güzel tarafları, evet. Çok yakınında olan, belki de 5. Murat'ın yaşadığı hikaye budur. Suyla, çırağın içinde suyla ve dualarla falan filan semazenlerle birlikte vakit geçirmişti ama diğerleri açısından bu genelde çok problem yaratırsa işte İstanbul Boğazı'nda bir kayıptan düşmeye bakar ya da işte bir şekilde şehrin dışına bırakılıp hani işte Amerikan yerlilerinde olduğu gibi ölüme terk edilmeleriyle vahşi hayvanlarla baş başa bırakılmalarına bakan bir şey. Dolayısıyla siyasetin bireysel boyutundan ziyade bu akıl hastalığı problemi ya da işte delilik problemi asıl olarak normallik ve anormallik problemi toplumsal hikayeyle de çok büyük yani. Tabii. Büyük bir hikaye aslında. Aslında o reel siyasetten daha büyük. Daha devletleyici bir mekanizma yani ben onu söylemeye çalışıyorum aslında en başından beri. Nasıl ki modern toplumlarda hukuk bir denetleyici mekanizma yani psikiyatri de psikoloji de kişileri, bireyleri ve onları yönetenleri denetleyen bir mekanizma olmak zorunda. Ama sizin anlattığınız tarihte böyle bir örnek duyamadım ben. Aslında benim itirazım var. Pardon, herkesin bir şey söyleyeceği vardır ama. Mesela özellikle Fatih Psikoz dediğinde biz mesela ben Freud ve Lacan'ı, Lacan'ı çok az okudum ama Freud daha iyi biliyorum işte. Neyse, psikoz mesela
Kant bir filozof. Okuyunca öğrencilerin genel tepkisi şudur. Ya da Platon ya da Aristoteles. Bir filozofla karşılaştıkları kitabı okuduklarında hani bazıları da Orhan Pamuk için diyor ya, onlara zaten Allah akıl fikir versin o ayrı bir şey ama şey okuduklarında şey derler. Ya biz bunu anlamıyoruz. Biz bunu bir türlü anlamıyoruz. Aslında bu çok doğal bir şey. Her büyük filozof aslında psikotik bir dile sahip. Yani dilin içine kapanması dediğimiz bir şey var. Kendisi bir mantık örgüsü kuruyor. O mantık örgüsünü öyle bir şekilde büyütüyor ki işte ondan etik, siyaset, işte şu bu alanlara taşabilecek bizim için kanonik bir şey oluşturuyor aslında. Bir alan açıyor ve biz onu işte diyoruz ki estetik açıdan Hegel'i gerçekten okuyunca satır ilerlemiyor. Yani Kant'ı okuyunca satır ilerlemiyor çünkü hep aynı şeylerin etrafında dolaşıyor. Çoğunlukla öğrenci öyle diyor. Ya okuyorum hep aynı şeyi anlatıyor hocam. Sayfalar geçti. Siz bunun neresini anlıyorsunuz? Şimdi bu tepki çok doğal. Çünkü aslında bu adamların çoğu Einstein için de böyle. Yani Arşimet için de böyle. Bu adamlar öyle bir soyut bir düzeyde tartışma yürütüyorlar ki yaptıkları şeyin tartışmasını. Nesnellikten kopmuş değiller ama bizim bakış açımızdan nesnellikten kopmuşlar. Dünya ile irtibatları kesilmiş. Havada uçuyorlar işte bulutların üstünde. Yani o referansların bizdeki karşılıkları. Evet böyle ama biz orada onları anlamamız için bir dili dönüştürmemiz gerekiyor. Mesela psikoz bana hiçbir zaman şey gelmedi, ne denir? Rahatsız edici bir şey gibi gelmedi ama burada en önemli hastalıklardan biri. Tabii muhakkak önemli bir hastalıktır ama mesela ben lisans okurken bizim sanat kahvesini Şizofreni diye bir dergi alıyorum. Evet, gerçekten edebiyat dergisi bu. Okuyunca yani diyorsunuz ki bu kardeşim bu adam hasta olamaz. Yani mümkün değil. Hem de hastaneden yazmış. Okuyorsunuz öyküyü. Yani bu düzeyde bir öykü yazabilir mi insan? Uzun bir süre çıktı sonra kapandı galiba. Evet, sonra Aurel var. Evet. Hölderlin diye bir düşünür var, şair var, Alman şair. Tamam, kesinlikle çıldırdığına karar verildiğinde sizin şey dediğiniz bu meşguliyetle tedavi dediğiniz, onu da köye yolluyorlar. Şeyin, abisinin yanına gidiyor, şair, kafayı yemiş yani, bitmiş dedikleri şair. Adam ölünce samanlıkta adamın şiirini buluyorlar. Bir orada yazdı, 5 yıl içinde yazdığı şiir. Yaklaşık 10.000 dize insan, yani şu kalemi oynatırken ben 10 kere burada hata yaptım. Ya bir tane, yani bir tane de hata yaparsın bir satırda be kardeşim. Yani bu kadar mı güzel yazılır ve yani aldıklarında düpdüz hiçbir hatası olmayan bir metin karşımıza çıkıyor. Yani dolayısıyla delilik aslında politikanın konusu olması biraz da bu açıdan önemli. Yani biz gerçekten deli olarak atfettiğimiz birçok isim, bu dahi dediğimiz isimlerle kardeşler. Bir sınırları var yani. Öyle bir sınırda yan yanalar. Bir borderline çizgisi var herhalde. Yani sınır çizgisi var. Onu aşınca deli oluyorsun. Bu tarafta kalınca. Ben onun ürün olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanat terapisine de başladım ben. Burayla çalışmaya başladıktan sonra. Yani sanatçı ortaya bir ürün koyuyor. Ama o hani anormal işte psikoz hastası bunu bir ürünle dönüştüremiyor diye düşünüyorum. Hani dolayısıyla da hasta olarak ötekileştiriliyor ve etrafındakiler de ona farklı davranmaya başladığında, ötekileştirdiğinde zeka ve bilgisayar düzeyiyle yakın oranında fazlaysa o hastalığı taramıyor diye düşünüyorum. Tabii ki bunda hani çok yönlü biyopsikososyal model üzerinden düşünmek gerektiğinde gerektiğini düşünüyorum ben. Ama burada şey, Buran'ın dediği şey ortada duruyor. Çünkü şöyle bir şey, aslında delilik felsefenin diğer alanına gibi. Aslında özgün, yani felsefeye içkin bir alan. Yani peki mesela şiirin felsefeden kopması gibi, deliliğin felsefeden kopması gibi. Ya da mesela Foucault şunu diyor ya, 1656'da işte bu Fransa'daki ilk genel hastanede açılıp oraya eşcinseller, işte ne bileyim şeyler, toplumsal açıdan saptın olanlar, üretim gücü olmayanlar ve akıl hastalığı cüzdanlılar, hepsi beraber iç içe kapatılma. Ben Marcus Duysat'ın hayatında evet. 3 aşama var. En sonunda hapishaneye yatırılıyor. Ama ilk iki aşamada tımarhaneye gidinceye kadar Marcus Duysat mesela devrim öncesi, hani sen devrimle ilgili örnekler verirken ben de buraya onu notu aldım. Marcus Duysat mesela olağanüstü bir figür. Değil mi? O günlüklerinde yazdığı şey evet. Bütünüyle hukuk tarihinde okutulan bir isimdir. Yani mesela hep onun karşıtı olarak Kant'la, yani Zizek çok popüler birisi olduğu için Kant'la böyle aseksüel, inanılmaz düzenli bir adam falan.
Marcus Tosiyat da hazcılığın, işte işkencenin bilmem neyin dibine vurmuş. Arkadaşlar siz sadizm diye dediğiniz gibi. Sadizm dediğiniz şeyin babası olarak görüyorum. Marcus Tosiyat evli, aristokrat, 5. Filip tarafından 3 kere idama mahkum edilmiş olmasına rağmen affedilen bir adam. Ve en sonunda artık yani yaklaşık 27 yılı hapishanede geçiyor. Bunun 12 yılı, bu hayatının 27 yılının ilk 12 yılı, yani daha doğrusu arada başka şeyler de var, 12 yılı şeyle ilgili tamamen. Adamın yasaya karşı gelmesi. Mesela devrim öncesi, 1789'dan önce devrimci bir tutum alıyor sürekli. Ve gerçekten şeyi farş etmekle meşgul. İktidarı ve yasayı, hukuku ilga etmekle meşgul. Ve sonraki şeyde son 17 yıl, 15 yılında şöyle bir şey oluyor. İddia edilen şey o. O dönemde yazmaya başlıyor. Aslında daha önce kendisi deneyimliyor bu yazdığı şeyleri. Öyle iddia ediliyor. Yani hiçbir zaman yakalanmış birisi değil. Hı-hı. Ama her zaman mahkum edilmiş birisi. O şeyleri yaparken mahkum edilmiş birisi. Hatta hizmetçisinin işte derisini çiziyor. İşte oraya mum işte şey yapıyor. Yani bir şiddet uyguluyor vesaire vesaire. Neyse uzatmayayım hikayeyi. Juliet'i okursanız ya da Marcus Tosiyat'ın diğer Justine'ini okursanız ya da Sodom'un 120 gününü okursanız onu okumak gerçekten bir işi olmadığı zaman okuyamazsınız. Mideniz bulanır falan yani. Eğer şiddete çok yatkın değilseniz, sadomaso şeylere yatkın değilseniz ama o metni okurken eğer karşınızda aklınızdaki tek şey cinsellikse ki çünkü cinsellik hikayesi anlatıyor. Eğer oysa çoğunlukla irkilip bırakıyorsunuz. Ama aslında adamın yapmaya çalıştığı şey iktidarla. Mesela onun erdem peşinde diye anlattığı bir hikaye var şeyin ve o zaman Robespierre Fransız devriminin kahramanı olmamış. Adam yazmış Robespierre Fransız devriminin kahramanı ve Robespierre'i her zaman bir devrimci erdemin ne diyelim doruğu olarak, simgesi olarak anlatılıyor. Hikaye onunla ilgili. O adamın nasıl sapkın olacağıyla ilgili bir şey anlatıyor adam. Yani böyle bir nitelikleri var. Dolayısıyla şimdi Sad bile aristokrasinin, Victoria'nın bilmem neyin döneminde bile yani tamam özel imtiyazları ve özel kendi geçmişinden getirdiği şeyler dolayısıyla, ilişkiler dolayısıyla ya da sosyal statü dolayısıyla affediliyor ama başka bir çerçevesi de var. Yani inanılmaz derece. Bugün mesela biz Sad'ı sonra bunların hiçbirini yaşamıyoruz. Sad yazdıktan sonra sağaltılmış gibi bir adam haline dönüşüyor. Öyle iddia ediyorlar. Ve gerçekten yazma eyleminin bu şeyler için ya da üretme eyleminin kendisi bir sağaltım haline dönüşüyor. Buradan işte iki türlü bir bakışı hemen arada şey yapalım. Çünkü bu Buran'ın dediği yani deliliğin işte o dahilikli ince çizgisi ya da arkadaşın sanat üzerinden kurduğu bağ. Şimdi bu konu şeyde çok tartışılıyor. Belki ona çok girmedik ama antipsikiyatri hareketinde 1960'lar 70'lerde filan. Orada da temel şey şu yani aslında Foucault'un da iddiası şu. Delilik diye bir şey yoktur değil. Delilik bu bildiğimiz anlamıyla modern versiyonuyla bizim artık deneyimleyemeyeceğimiz kadar uzağında olduğumuz bizim artık o orta çağdaki deli dediğimiz insanın ilahi seslerinin kesildiği ve başka türlü bir insanla karşılaştığımız bir kategori diyor. Marcus de Sade dedik, sadizm şimdi başka türlü hatırlıyoruz değil mi? Kötü ve sapkınlık ve cinsel bir sapma olarak düşünüyoruz. 19. yüzyıl bu Victorian döneminde buranın bahsettiği gibi bırakın öylesi bir tahayyül, öyle bir beden şeyini reel olarak okumak o yüzden cezaevinde bunu hızlı bir şekilde toplum muhafazakarlaşıyor ve toplum tahammülsüzleşiyor bu tip kişilik özelliği olanlara diye. Bunun en hafif tabirle. Hatta 1973 yılına kadar biliyorsunuz DSM yani psikiyatride kullandığımız tanı kitabı Diagnostic Statistical Manual yani şu anda 420 civarında psikiyatrik hastalığın tanı ve kodlarının yer aldığı rehberde 1973 yılına kadar homoseksüalite bir kişilik bozukluğu hastalık olarak yer alıyor. Ya da yani bunun tıbbileştirilmesi süreci aslında bazı anlayamadığımız ya da ortak çıkara ve içinde bulunduğu toplumsal düzene ya da var olan çağın
genel anlayışına, o yüzden bu poşe yazısına doğru, yani tersini tanımlayarak deliliğin o dışta alan kalanı, yani bir tür makbul vatandaşın ruhsal anlamda da karşılığı olarak düşünebiliriz. Ama psikoz için bunu, buradaki kavramları en başta demek lazım ama en sona kaldı. Yani böyle kolaylıkla kullandığım bu kavramları sadece bir anlatım bütünlüğü için düşünüyorum. Yoksa orada deliliği, işte psikoz, mani, depresi mesela gibi şeyler, yani bunlar aynı zamanda var olan bir alanın başka türlü adlandıramadığı, mesela şu anda ona da psikoz, mesela başka türlü adlandırılamadığı psikoza başka türlü adlandırılamayan psikoz diyoruz. Ya da biraz önce şeyin, Bora'nın söylediği diyor ya, müthiş bir şey var, sistematik bir kurgu var filan şeyin içerisinde, metnin ya da yazdığı şeye baktığımız zaman bir tek şey esnemiyor. Müthiş bir bütünlülük var. Bunu anlatacak, dile getirecek olsa bunu mesela sistematik hezeyan. Çok sıkı örülmüş bir hezeyan diyebiliriz. O yüzden mesela atipik psikoz ya da sistematik hezeyan, tamam evet başka türlü bir dilden ya da başka türlü bir evrenden ya da başka türlü bir yerden konuşuyor. Bu doğru. Hatta keşif hezeyanları ile ilgili Masar Osman'ın yazdığı şeyler var. Şöyle bir kitap, komik örnek veriyor. 1920'lerdeki kitabında diyor ki, bir hastasının çizimini veriyor. Diyor bu şey yapacak, boğazın altından şeyler geçecek, arabalar. Karşı tarafa geçecek. Bir tanesi hava yastığını tanımlıyor. Eğer otomobil bir yere çarptığında diyor, buradan pamuklar çıkacak, böyle sarmalayacak, böyle düşeceğiz diyor. Mesela bunlara keşif hezeyanları deniyor. Bugün de var. Bakırköy'de dinlediğimiz böyle vakalar da var. Yani bir tür bir şey anlatıyor, bir hastamıza unutmuyorum, şey yapıyor, disosiyatif bozukluk diye tanısı o. Ama şu hareketlerle yazı yazıyor. Ama biz bunu tabii ki, biz başkaları tarafından kanıtlanamayan. Gerçekten bakıyoruz ya, böyle böyle yapıp şey yapıyor, ekran gibi. Evet. Neydi o? Beşinci boyut mu? Böyle bir şeyle. Ya da raporunda. Minor raporunda. Evet evet, minor raporunda. Ya da tam tersi, yani günümüze bu defa biz geçmişe gitmeyelim de geçmişten birisi gelmiş olsa, yani şu konuştuklarımız, otobüsteki şeyler, iPhone'ları yapmalar, işaretler, işitsel şeyler falan aslında birer o cihazı kaldırdığımız zaman aracı bir şey olmadığı için bir tür ezeyan gibi. Gülüyor, konuşuyor, ediyor filan. Ama biz sadece aracı olarak bir cihaz bağlantısıyla konuştuğuna inanıyoruz gibi ama. Belki kriterlerine bakmak lazım. DSM'den hani bir kere hezeyanı olduğu için sadece bir insana hani şizofreni tanısı konuluyor. Bunların belirli de bir süresi var. Tabii. Hani toplumsal anlamda işlevselliğinin bozulması gerekiyor. Hani üretkenliğinin azalması gerekiyor. Bu tarz şeyler var. Onun için ben de bir... Hani sanatta aslında bir ürün var derken hani o insanlar bir, kendi sınırlı kapasite ya da sınırlı dünyalarıyla belli bir örüntüde de olsa bir eser, bir çıktı veriyorlar. Aslında sınırlı belki yanlış bir şey, sınırsız diyebiliriz. Yani belki, başka bir hani, şey. Siz yok, ben de tamamen malumatçı değilim. Yok, ben de sahip değilim. Hani sadece belirli bir konu üzerinden ya da diyeyim. Şey yaptığı için şey olarak değerlendiriyoruz ama hani bir ürün var sonuçta yani ortada ama hasta grubunda o ürünü çıkarabilecek kadar şey yapamıyor, hani dikkat olarak koyamıyor mesela. Çeşitli başka belirtiler de var. Biz şu anda felsefesini yaptığımız için belki hani bu kadar anormal normal diye konuşuyoruz ve şu da var, yani anormal bir davranışı belirlemek için normalin ne olduğu da önemli. Ama normal. Evet, o normalde siyasi ve toplumsal şeylerde çok alakalı olduğu için dolayısıyla da psikiyatriyi çok etkiliyormuş gibi bir görünümü var aslında. Bir başka açıdan da siyasette sonuçta bir hizmet veriyorsunuz, değil mi? Yani politika ya da işte bir siyaset alanında bir şey yaptığınız zaman, yani kamusal alanda bir hizmet veriyorsunuz. Bunun en görünen yanları neresi? Sağlık sektörü, işte eğitim sektörü, hukuk, değil mi? Dolayısıyla bunlar da hani vitrinde duran şeyler. Psikiyatri de sonuçta hani bir dahiliye belki çok böyle ilgi çekiyor olmaz. Yani bunun üzerine uzun uzadıya felsefe yapmayız. Yani dahiliye hastalığı ilgili. Yok, aslında yapıyoruz. Şöyle hani, bu arada sözü kesiyorum. Şöyle bu şey kitabı önüne... Sohbetimizi birebir devam edelim. Evet. Kalkmak isteyen arkadaşlarımız tamam. Var. Tamam. Ama son bir şey söyleyeyim. Bu arkadaşımız şu iki tartışmayı da özetleyen bir evet. Kitap burada... Kafede bulabilirsin. Aşırı Teşhis diye bir kitap.
kitap, bizim Magnum yayınladığı bir kitap. Bu psikiyatri tanı kategorileri her zaman tartışılacak. İtibarımıza koyacağız, evet, alabilirsiniz. Ama bunun kardiyolojide, dahiliyede, başka alanlarda ne anlama geldiğini, yani tanı kategorilerinin ilaç endüstrisiyle ilişkisi üzerine kanıta dayalı bir şeyle okumak isterseniz, burada Aşık Teşhis diye bir kitap var. Ama bu psikiyatrideki teşhis kategorileri her zaman tartışılabilir. Fakat elimizde bir tane, bütün dünyada sigorta şirketlerinin başlattığı bir tanı grubu var. 420'lik bir kod. Şu anda da DSM-5 en sonuncusu, bilgi olsun diye söyleyelim. 2013'te çıktı. Orada internet bağımlılığı var ya da video oyun bağımlılığı. Ya da hiperaktivite bozukluğunun yanında matematik öğrenme bozukluğu gibi kategorileri de var. Ama son noktada bu işte Türkiye'deki kliniklerde de, dünyadaki pek çok yerde de kullanılan diğer tıbbın alanlarındaki ticarileşme kadar psikiyatride de bu söz konusu. Ama genel olarak sağlığın alanı için onu önerebilirim. Arkadaşlar, sizin adınıza Fatih arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Seni yorduk. Bak, saatlerce konuşuyoruz. Bir daha izinle gelmemezsin. Kesinlikle gelirim. Çok keyifli bir grup yani. O zaman aşağıda sohbete devam edelim. Ama şimdi oturup kapatalım. Çok teşekkür ederiz. Fatih'in kitaplarından almak isteyen arkadaşlar aşağıda emin edebilirler. Sunuyorum. Allah'a sağlık.